Fena değil. Bu toplantımızda VATS ile pnömonektomi konuşacağız. Benim ne kadar ilgilenme girer bilmiyorum. Ben yaşlı bir cerrah olduğum için ama ben hariçten çomak için buradayım. Umarım faydalı bir toplantı olur. Hepimiz ağırlıklı olarak kanser cerrahisi yapıyoruz. Kanser cerrahisinde asıl olan onkolojik prensiplerdir. Varsa olur veya açık olur ama R0 rezektör elde etmek için bütün çabalarımız ve olabildiğince de çok parenkimi korumaya yönelik cerrahiler yapmak gerektiği düşüncesindeyim. Bu nedenle Varsa pnömonektomi biraz iddialı bir konu. Ben yaptım, ben bunu da yapabiliyorum gibi bir iddialaşma uğruna özellikle sosyal medyada çok sık görüyorum. Girmeden nerede yapılır, nasıl yapılır? Tartışalım, faydalı olacağını düşünüyorum. İyi bir toplantı olur umarım. Evet, Ilgaz Hocam. Bana söz vermezseniz konuşmayacağım demiştim biliyorsunuz. Şimdi biz Buyurun Sayın Türkiye'de Başkan. herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu akşam konumuz minimal invaziv pnömonektomiler konusunda otör olan 3 tane arkadaşımızı dinleyeceğiz. 2 tane de moderatörümüz var. Birisi İrfan Hocam, öbürü Muzaffer Hocam. Ben daha 2 hafta evvel Muzaffer'in endoskopik olarak pnömonektomi yapmasını kendim izledim. 1992'de ilk başladığımızda veyahut da yurt dışında da zaten bu iş 1990'ların başında başladı. Ama Türkiye'de buna çok paralel ve hiç geri kalmadan devam etti. Özellikle yeni nesil cerrahların tamamen bu endoskopik cerrahiye yatkınlıkları inanılmaz geliyor bana hala. İlk başta biz başlarken hep plevra hastalıkları diye başladık. Sonra tanısal yöntemlerdik. Sonra tedavide nerede kullanırız dedik. İşte akciğer rezeksiyonları da kullanmaya başladık ve bugün minimal invaziv pnömonektomileri konuşuyoruz. Kop rezeksiyonlarını konuşuyoruz minimal invaziv yerine göre. Nereden nereye geldik esasında ve ben gördüğüm benim kadarıyla onkolojik prensiplerden de bir taviz verilmeyen ve çok hızlı yapılan ama zarar ve kar balansının çok iyi düşünülmesi gereken bir teknik bu. Biz açık cerrahide bile pnömonektomide bir aksilik olduğu zaman hastanın hayatını tehlikeye atıyoruz veya bazı hastaları kaybediyoruz kanama olduğu zaman. Endoskopik cerrahide nasıl olur? Herhangi bir stepların malfunction'ında ne yaparız? Hep bunlar benim de kafamda soru işareti açıkçası İrfan Hocam. Eğer uygun görürseniz ilk konuşmacıyla başlayalım. Hep birlikte izleyelim. Göktürk Hocam buyurun efendim. Bir saniye abi. Ulgar abi bir saniye. Değerli arkadaşlar, değerli meslektaşlarım, sizden birkaç ricamız olacak. Konuşma esnasında lütfen herkes ses şeyini kapatırsa dışarıdan gelen sesler toplantıya şey vermemiş olur. Değişik sesler kötü oluyor çünkü. İkinci söylemek istediğim soruları sorabilirsiniz. Sohbet kısmında sorabilirsiniz. Soruları her konuşmacıdan sonra biz okuyacağız, yönlendireceğiz. Yaklaşık 45 dakika, 15'er dakikadan sunu olacak. Olgularla sunu olacak. Olgular bittikten sonra da genel olarak pnömonektomi ile alakalı herkes fikrini beyan edebilir. Aki Hoca'dan izin almak kaydıyla şey de yapabilir veyahut da bize konuşabilir. Fikrini sözel de söyleyebilir. Başlatıyorum. İrfan abi başlatıyoruz toplantıyı. Sayın Başkanım lütfen eş başkanım. Estağfurullah. İlk konuşmacımız Ankara'dan, Ankara Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi'nden Profesör Doktor Göktürk Fındık. Buyurun hocam. Merhaba, herkese iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle toplantıyı düzenleyenlere, sayın başkanlara, katılımcılara iyi akşamlar dileyerek. Ben de VATS ile ilgili kısa bir literatür sunumu, sonrasında da kendi deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Tam ekrana dönebildik değil mi bu arada? Evet, sorun yok. Göktürk, sesin biraz zayıf geliyor. Mikrofona biraz yaklaşır mısın? Nasıl yaparsın? Şu anda geliyor mu hocam? Şu anda daha iyi. Biraz daha yüksek sesle konuşayım. Çıkar çatışmam veya çakışmam bulunmamaktadır. Öncelikle bunu deklare etmek isterim. Sunum planımda bu iş Ilgaz abinin söylediği gibi hangi yıllarda başladı? VATS pnömonektomiyi yapalım mı? Neden yapalım? Yapacaksak hangi hastalara yapalım?
yapmaya karar verdik. Gereksinimleri nelerdir? Cerrahi teknik nasıl olmalıdır? Sonrasında olgu sunumları ve birkaç sorunlara çözüm yolları ile bir iki slide'la bitireceğim. İlk vasfınöktömü 1994 yılında Walker bir tane pneumonöktömü yapmış ve bunu yayınlamış. Sonra 1995'te 6 olguluk bir biraz sonra paylaşacağım bir seri çıkartmış. Sonra yayınlar PDLP gelmiş ve en son 2022 yıllarına geldiğimizde pneumonöktömü serileri gittikçe artmaya başlamış. Kliniklerin Watts ile pneumonöktömü serileri de total anlamda açık pneumonöktömü ile yüzdesi de artmaya başlamış. Bu Walker'ın ilk pneumonöktömüsü 1994-95 yıllarında 6 tane pneumonöktömü yapmış. 4 tanesini sol, 2 tanesini sağ pneumonöktömü şeklinde ve çeşitli önerilerde bulunmuş. Genel anlamda T2 tümörlere yapmış. Evre 1-2 hastalarda 6 santimetreye kadar ve NX'i olmayan hastalara güvenle yapabilirsiniz gibi bir sonuçla bağlamış. Watts pneumonöktömü aslında dünyada çok fazla yaygın değil. Giderek artan oranda bir kabul seviyesi var. Aslında tartışmalar halen devam ediyor. Yapmayalım diyenler böyle skleroz cerrahini ve işlemi daha çok hakim olduğumuz torakotomi ile yapalım ve parenkim koruyucu kararı vaka içerisinde her an verebiliriz diyorlar. Yapalım diyenler de işte Watts'ın genel avantajlarından bahsediyorlar ve Watts operasyonları pneumonöktömüde de yapılabilir, yapılmalıdır gibi bir paylaşımda bulunuyorlar. Aslında hemen tüm yayınlarda büyük çalışmalara ve serilere ihtiyaç vardır deniyor. Genel anlamda şöyle literatüre baktığımızda torakotomide mortalite ve morbidite oranları Watts pneumonöktömüye göre oldukça fazla duruyor aslında. Açık yarı yarıya oranlar değişebiliyor Watts pneumonöktömü lehine. Peki survey'de acaba nasıl Watts pneumonöktömü? Survey'e katkısı oluyor mu? Bu serisi aslında yüksek. 32 Watts torakoskopi ile Watts ile pneumonektomi yapmış. Yalnız 8'i çeşitli sebeplerden açığa dönmüş. O nedenle burada aslında istatistiksel olarak çok farkı yok. Ama bu 8 olguyu dışarıya çıkardığımızda, torakotomiye dönen 8 olguyu dışarıya çıkardığımızda belki daha anlamlı şeyler olabilecektir. Burada söylediğim şeyi daha net objektivize ederek bir tablo halinde vermişler aslında. Burada o 8 olguyu dışarıya çıkartmışlar ve çeşitli avantajları, ekranda gördüğünüz avantajları sağlamışlar aslında. Kanamadan tutun hastanede kalış süresine kadar çeşitli anlamlarda avantajı sağlamışlar. Tabii evrenin de bir etkisi var, onu da dışlamamak lazım. Ve en sonunda da survey'de acaba bir değişiklik var mı diye bakmışlar. Herhangi bir değişiklik, istatistik olarak bir değişiklik tespit etmemişler. Watts pneumonöktömide en az torakotomi pneumonöktömi kadar survey'de iyi diye bir sonuca varmışlar. Peki pneumonöktömi yapmaya karar verirsek indikasyonlarımız neler olmalı? Nasıl teknikle yaklaşmalıyız? Bu yayından bir görüntü, görsel, santral tümörden bahsediyor. Ve aslında kriterlerimiz şunlar olmalı diyor. Küçük tümörü olan ama bazı yayınlarda T3 tümörlere de yapıldığı söyleniyor. Santral, N2'si olmayan, başka lobda senkron tümör ve bronkoplastik prosedürlerle daha küçük rezeksiyon yapılamayan. Ben bunları aslında bir de destroid akciğeri ekliyorum. Çünkü yayınlarda da var, bizde de var. Destroid akciğerde de aslında pneumonektomide Watts artık giderek fazla oranda kendine yer buluyor. Aslında belki daha önemli olan hangilerini yapalımdan ziyade hangilerini yapmayalım. Eğer sleeve rezeksiyon endikasyonu varsa yapmayabiliriz. Çok büyük kitle varsa dışarıya çıkartmada sorun olacağı için. Aslında toraks duvarı diyor ama toraks duvarı son zamanlarda yapılıyor. Ben toraks duvarına katılmıyorum. Toraks duvarı da uygun kesilerle pneumonektomi kararı verilebiliyor, çıkartılabilir. Ama vertebra kalk ve aort invazyonları gerçekten sıkıntılı. Burada R0 rezeksiyonu yakalamak gerçekten zor. Watts pneumonektomi belki sıkıntılı olabilir. Ve bronş arter ve ven sınırlarının temizliğinin tehlikede olmaması gerekiyor. Bunların tehlikeye düşeceği herhangi bir durumda Watts pneumonektomi yapmayalım deniyor. Peki kaç portla yapalım? Bir uniportal yapan var, triportal yapan var. Aslında 4 portla da yapan var. Bu tek insizyonla yapan, füsür invazyonu olan, bu hastalarda pneumonektomi yapabiliriz diyen bir yayın.
yapmaya karar verdik, o zaman gereksinimlerimiz neler diye düşünürsek aslında VATS için gerekli olan her ne varsa Pinot Mekkemi'de aynı şeyler gerekli. Portların yeri bazen değişiklik gösterebiliyor. Mesela Destroyed Lung'da belki farklı yerden yaklaşabilirsiniz ama Pinot Mekkemi'de genel anlamda Lobby Kömü için nasıl yaklaşıyorsak Pinot Mekkemi için de aslında öyle yaklaşabiliriz. Bu 47 olgudan, bu Japonya'dan 47 olguluk bir seri. Aslında literatürdeki en büyük serilerden birisi. Ve VATS'i eksantrik rezeksiyon ve enik hastalık almayalım demişler. Parenkimin konacağı düşünce her durumda açık cerrahiye geçelim. Burası çok vurucu aslında. 139 2012 yılları arasında 139 pneumonektominin 47 tanesini VATS ile yapmışlar. Oran gerçekten çok yüksek. Ve sadece bir hastada yapışıklık sebebiyle torakotomiye döndük demişler. Nasıl yapmışlar? Hibrüs ve damar diseksiyonları açık cerrahi prensipleriyle aynı. Yalnızca genel anlamda venleri bağlamışlar ama yalnızca iki hastada önce arteri bağladık diyorlar. Benim kendi tecrübemde aslında arterin önce bağlanması biraz daha mantıklı oluyor. Çünkü akciğer hacmini arttırmamız gerekiyor. O zaman çok dışarıya çıkartmada çok büyük zorluklar ve sorunlar yaşıyoruz. Aksesimizi genişletmek zorunda kalıyoruz ama bunu da dışlamıyoruz. Venler de önce bağlanabilir. Eğer hızlı bir cerrahi düşünüyorsak tabii ki neden olmasın. Hepsinde stepler kullanmışlar. İlk aşama olarak toraks inspeksiyonu. Kesinlikle bu her yayında toraks inspeksiyonu söylenmiş. Anatomik rezeksiyon yapılmalı. Bronş kesilmeden önce intraoperatif olarak bronkoskopi öneriyorlar. Özellikle sol tarafta. Güdük destek dokularla kapatılabilir. Herhangi bir sorun yok ve aslında yoğun bakımda hastaları iki gün tutmuşlar. Bizim hali hazırda bütün pneumonektomileri biz de iki gün tutuyoruz. VATS ya da torakotomi fark etmiyor. Yayında aslında geçmişe yönelik bir güzel bir tablo da var. Bu konversiyon torakotomiye geçiş oranları. Kendileri adezyondan bahsetmişlerdi. Yayınlarda pozitif cerrahi sınır lenfadenopatiler olması, peritumoral inflamasyon olması, adezyonlar ve kanama. Bir sadece bir olguda kanamadan bahsetmiş. Bu son yılların yayınlarına da biraz yer vermek istedim. Çok fazla uzatmadan 2020 yılında Uniportal yapmışlar. 18 olgu yalnızca sol tarafı yapmışlar bunlar. 18 olgu. Sağ tarafı biz klinik olarak sağ tarafı yapmıyoruz. Akciğerin hacmi daha fazla. Yalnızca 3 tane sağ yaptık. Onu bu yayında değerlendirmek istemiyoruz gibi bir söylemde bulunmuşlar. Yalnızca sol tarafı yapan bir yayın olguları 18 tane ve yapılıp güvenle yapılabilir gibi bir sonuçları var. Ve bunların hangi endikasyonlarda hangilerini almışlar? Özellikle yani hiler kitlelerde kendine daha fazla yer edinmiş. Ayrıca senkron tümörlerde de pneumonektomi yaptığı bir olgusu var. Cerrahi teknik VATS ile önce tüm olgular preoperatif dönemde. Acaba bunu VATS ile yapabilir miyiz diye bir düşünmek lazım. Cilt insizyonları VATS lobektomi ile biraz önce söyledim aynı. 30 derece optik yara retraktörlerini kullanmışlar. Sadece cilt retraktörü anlamında veya VATS anlamında kullanılmış. Daha az burada önemli olan daha az parenkimin çıkartılabileceği kanısı her an oluşabilir. Oluştuğu an eğer sinir rezeksiyonla devam edemeyecekseniz VATS ile torakotomiye geçilmeli diye bir genel bir görüş, konsensüs var. Akciğer ödeminden korunulmalı biraz önce söyledim. Çünkü çıkması çok zor oluyor. Pulmonar arter divizyonunu bu nedenle önce yapabilirsiniz. Sonra venler ve bronş aslında divize edilebilir. Bunlar aslında yayınlardaki öneriler. Sol pneumonektomide bronş güdüğü için çok derinde, biraz içeride kalıyor. O nedenle özel bir çaba sarf etmek lazım. Rutin bronkoskopiyi önerenler, intraoperatif rutin bronkoskopiyi özellikle sol için önerenler var. Bizim yaptığımız olgularda biz bronkoskopi yapmadık. Özellikle yumaralı diseksiyonun, neydi onun istasyonun diseksiyonu da sol tarafta biraz sıkıntı olabiliyor. Bunu ben aslında bronşu kesmeden lenfrodu akciğer parenkimi rahat asabildiğimiz için lenfrodu seksiyonunu yapıp sonra bronşu kesmek çok büyük kolaylık sağlıyor. Güdük kapatıcı işlemler rahatlıkla yapılabiliyor. Sağ pneumonektomi biraz daha serilerde de az. Benim kendi tecrübemde yani sağ pneumonektomi genel anlamda çok yapmıyorlar.
belki tekniklerdeki zorunluluk, bu yayından nasıl yapılabilir sapinomektomi diye bir yayın. Özellikle sadece turun kusu kesip sonra beni alıp sonra ana pulmoner arteri kesenler var. Ana pulmoner arteri diye direkt anlamda kesenler var. Onun güzelliği bu yanın aslında adım adım neler yapmamız gerektiğini güzel anlatmış. Adım bir adım birden ona kadar. İlk etapta neler yapılır, nasıl başlamalıyız, güzel bir aslında süzgeçten geçirmiş. Adım bir ve adım iki de genel anlamda hilusu, ligamenti, inspeksiyonu aradan çıkartıyor. Adım üçte ise lenf nodu diseksiyonu ve frozen aşamasına geçiyor. Şahsi kanaatim adım üçü bir öne alabiliriz. Lenf nodu yani frozen aşamasını eğer bekleyeceksek adım bir ve ikiyi biraz daha geriye atıp frozen aşamasında adım bir zaman kazanabiliriz. Adım ve 1, 2, 3'ün yerine geçirebiliriz. Sonra pulmoner arter diseksiyonu ve ven divizyonlarına geçiyor. Sonra da toras kapatıcı işlemlere başlıyor. Bu hasta bu yayında Çin'den 478 torakotomi ile 105 watts'ı karşılaştırmış. 2022 yılında. Bunu aslında şunun için aldım. Oranlar nasıl 2013 yılında %1 iken mesela 2020 yılında %23'e çıkmış watts pneumonektomi oranı. Giderek artan oranda dünyada bir kabul var. Bu bence bu yayının en vurucu kısmı. Giderek artan oranda bir pneumonektomiye, watts pneumonektomiye kabul var. Aynı watts lobektominin ilk yıllarındaki gibi watts pneumonektomide de zaman geçtikçe herhalde biraz daha fazla karşımıza çıkacak. 46 bu da yalnızca sol 46 pneumonektomi yapmış 2019 yılında. Bu aslında evde bir tümörle... Evre bir tümörlere de yapmış aslında. Ve evre bir tümörlerin neden yapıldığını yani çok açıklamamış. Retrospektif bir çalışma. Yani hekimlerin kendi farklı anlayışları var gibi bir kendi sentezde bulunmuş. Ve hangi hastaları aldık derken en çok oranda virüs tümörlerini ve interlobar tümör invazyonlarını ve interlobüler lenf nodlarından bahsetmiş. Bu hastaları biz watts pneumonektomiye alıyoruz demiş. Kısaca ben 3-4 tane videomu paylaşmak istiyorum. Bu destroyed flank. Müsaadenizle buradan çıkıp hemen. Köprülük yaşında bayağı da destroyed akciğer parenkimi. Göktürk hocam o videonun olduğu ekranı paylaşman lazım. Bu paylaşmayı kapatıp. Yapabilirsem yapacağım. Yapamazsam sunumdan devam edeyim. Oldu mu? Şimdi o ekranı görüyoruz. Oradan açınca görebiliriz belki. Göktürk benim üzerine tıklasana. Şu WhatsApp Premier'de Destorank diye onu tıklarsan açılacak herhalde. Abi doğru tıkladım ama beceremedim. Senin slaytlar üzerinde... Oldu mu? Oldu. Hemen kısaca şuradan. 41 yaşında bayan hasta. Destroyed akciğer parenkimi. Rekürren hemoptizleri var. Şöyle bir akciğer parenkimi var. Sağ akciğerin sol akciğere tamamen yer değiştirdiği, kalbi diğer tarafa ittiği, alt tarafta tamamen destroyed bir akciğer parenkimi. Toraks tamamen yapışık ve bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Posterior yaklaşım tercih edilebilir ama ben klasik watts insizyonlarıyla girdim. Kalbin çok önüme düşmeyeceğini düşündüğüm için. Yani çok da fazla önüme düşmedi. Sadece kamera portunu biraz daha olası yerinden biraz daha sanki arka aksillere doğru yer değiştirdik. Yer değiştirince herhangi bir sıkıntı olmadı. Yapışıklıkları önce elle parmak diseksiyonu tarzında kendimize bir yer açarak kameraya yer bulduk. Sonra üst taraftan aksesimizi açıp aksesle kamera portunu birleştirdik.
kendimize küçük bir alan olmuştu. Sonrasında da zaten klasik yapışıklıkları düşürmeye başladık. Şu altta gördüğünüz burası diyafram. Biraz sonra diğer taraf akciğeri çıkacak. Okuma akterbenlerin ne kadar küçüldüğünü göreceğiz. Posterior sinüsü düşürmeye çalışıyoruz. Alt taraftan aort gelecek. Daha alt tarafta diyafragma ve posterior toraks duvarı arasındaki yapışıklıkları düşürüyoruz. Daha üst tarafa hiç bakamadık. Virüse hiç bakamadık. Şimdi hirüse ve işte bu kuma arteri doğru hareket ediyoruz. Akciğer posteriörden biraz daha rahatladı. Biraz daha sağa sola itebiliyoruz. Kendimize yer açabiliyoruz. Şu yukarıda gördüğümüz aslında sağ akciğer. Şurası sağ akciğer. Ve pulmonar arteri burada aramaya başladık. Burada pulmonar arteri çıktı. Çabuk daha küçülmüş tabii. Şurada pulmonar ben alt tarafta. Önce arteri alalım, sonra beni alalım. Düşüncemiz var. Genel anlamda arteri alabilirsem önce arteri alıyorum. Eğer arteri alamazsam bazen izin vermiyor. İşte bunun benini önce kestiğimizde oluyor. Sabun benini kesmek istiyoruz. Bir portal yaptığımız bir vaka. Bir portal gidiyor genel anlamda ama ihtiyaç duyarsak bir portal, üçüncü portal açmaktan da hiçbir zaman yani gerekirse açıyoruz. Yani zorun acımız konusunda. Hatta bunu ben de konuşuyoruz. Nasıl anlayayım istersen. Şurası da beni de kestik ve bronşu kesmeye çalışıyoruz. Bronşu bir küçük devre çekip kapatmak istiyorum. Postal Otobüs filmi. Evet, şimdi bu sunumdan çıkıp diğer sunumu paylaşacağız.
sunum çıktın mı toplantıda? Yok, çıkmadı. Çıkmadın ama sunum çıktı. Tamam. Bu arada 25 dakikamız oldu. Aa, Göktürk, evet. İstersen burada son tümörtemi senkron tümör üst top alt top ayrı tümörü olan ayrı bir hasta. O zaman bu videoyu atlayayım. Şey, extended tümörtemileri var mı? Olur. Olur, bir tane daha sunalım. Olur. Bu sol tümörtemi yaptığımız hasta senkron tümörü olan üst top alt top ayrı tümörleri olan. Sunum gözükmüyor hocam. Gözükmüyor mu? Sunum yok. Evet, sunum yok. Gözükmüyor, paylaşmıyor. Ben bu arada Zoom'u açamıyorum. O nedenle bilgisayar Zoom'u... Yok, Zoom açık şu anda da paylaşmaya basman lazım. İkisinde bir sorun gelişti. Şöyle yapalım Göktürk. İkinci konuşmacıya geçelim. Senin videoyu izleriz. Tamam abi. O zaman izleriz. Şey yapma, sıkıntı yok. Sen ekstendit videonu izleyelim. Tamam. İkinci İrfan abi buyur istersen. İkinci konuşmacıyı siz sunun. Sesinizi açın önce abi. Şu anda geldi mi? Geldi sanırım. Açabildim. Müsaade açtın mı? Yok, gelmedi. Abi. İlk konuşmacıyı Ilgaz sunmuştu zaten. Onun için bilgisayar sun. Şimdi bu kimin? Abi bu benim, geldi. Zoom'u açabildim. Gel. Müsaade tamam, ederseniz okay. Devam edelim. Tamam, olur. Tamam, devam edelim. Bu sol pürenektemi yaptığımız olduğunun akciğer filmi. Videosunu atladık vakit darlığı sebebiyle. Bu postoperatif bronkoskopik görüntüsü. Tamam. Bu ayrı bir olgu. Fistül invazyonu olan, ana bronşta lezyonu olan. Extended rezeksiyon yaptığımız bir olgu. Göğüs hastalıklarının bronkoskopide üst top divizyonu alt topu %90, üst top divizyonu %80 otoriste eden fistül invazyonu olan bir hasta. Videoları hızlandıracağım. Şurada Hiler büyük bir kitlesi var. Sunumum tam ekran var değil mi şu anda? Evet. Diğer videolarım biraz daha kısa. Bu intrapedikardiyal yaptığımız veni dönemediğimiz lenfoldu frozun aşaması. Lenfoldu stopun venini dönemediğimiz bir olgunun intrapedikardiyal dönmesini göstermeye çalışacağım. Alt topun venini dönüyor. Şu anda üst topun veni arka taraftan videoyu hızlandırdığım için aslında seksiyona izin vermediği için endoskopik yolla perikardı açıp üst topun venini intraperikardiyal dönmeye çalışıyoruz. Sonra da artık. Aslında ben yani kendimi pensi içeriye sokmayla kendimi güvende hissediyorum. Kumar arterize bir kere keserken içeri pens kumar arterinin altında tutunca kendimi biraz daha güvende hissediyorum. Ve hatta bu benim torba içerisinde aklımın benimle hızlandırdım. Torba içerisinde dışarıya çıkartma. Bu arada bir soru geldi size. Akciğeri dışarı çıkarmakta zorlandığınız durumlarda insizyonu büyütmek adına toraks için uyguladığınız, insizyonu büyütmemek adına toraks için uyguladığınız cerrahi bir yöntem var mıdır? Abi şimdi o sorunlar ve çözümler kısmında en son slaytımda bahsedeceğim. Bu büyüdük büyüye plevra çekmesi ve postoperatif filmi. Bu da neoadjuvan tedavi sonrası. Extended fenomenum. Bu da üst topun veninde intraperikardiyal döndüğümüz kemoterapi öncesi ve sonrası turnikus anteriorum tamamen tümörün içerisinde olduğu, kanın bazara doğru ilerlediği, füsüre oldukça yaslanan bir kitle. Ve neoadjuvan tedavi sonrası aldığımız bir olgu.
Biraz önceki soruya son slide'de belki biraz değineceğim ama şimdi söyleyeyim. Yayınlarda da bunlara çözüm önerilerinde bulunmuşlar. Burada üslubun beni kesinlikle tek edilmiyor bu arada. Mesela perifarda açıp içeriden dönmek istiyoruz. Özellikle sağlam poşet olmasını istiyorlar. Yani poşetin dayanıklı ve sağlam olması önemli. Katejel kullanılabilir, poşetin etrafına katejel yapabilirsiniz diyorlar. Veya marsipiyalize edebilirsiniz akciğeri dışarıya çıkartırken. Ya da torbanın içerisinde akciğeri veç rezeksiyonlarla küçültebilirsiniz diyorlar. Aslında benim arteri önce kesmemdeki amaç akciğer ödemini korumak, akciğerin konjesyonunu azaltmak, böylece akciğerin hacmini daha da küçük pozisyonda. Anesteziye çok iş düşüyor. Anesteziye ısrarla bronşu kesmeden önce ısrarla aspir ettirmelisiniz. Akciğeri mümkün olduğunca atletik hale getirmelisiniz. Eğer böyle bunları yapınca çıkartmakta çok fazla sorun olmuyor. Ama gene de çıkartmakta sorun yaşarsak mecburen 1-2 santim kesiyi büyütüyoruz. Böyle yaptığımız vakalarda çok. Postoperatif akciğer biyopsi ve taburculuk filmi. Sorunlar çözümler biraz anlattım. Pulmoner arter divizyonu sırasında stepların teklemesinden korkmuyor musunuz diyorlar. Lastik liderlarla önce asın. Aslında yayınlarda da bir uzun bir pensle pulmoner arterin altına yerleştirebilirsiniz diye söyleyenler de var. Pulmoner arter diseksiyondaki zorlukları Temla ile biraz daha bronşu diseke edin, belki biraz daha rahatlarsınız diyor. Güdüğü destekleyici doku herhangi bir sıkıntı yok, bunu istediğiniz gibi çekebilirsiniz deniyor. Bronşu nasıl sıfırdan kesiyorsunuz? Burada diyor ki iyice akciğeri yukarıya doğru retrakte etmelisiniz ve bronkoskopik yardım almalısınız. Spesmeni nasıl dışarı çıkartırsınız? Bir defa büyük torbanız olacak, sağlam olacak ve kayganlaştıracaksınız diyor. Once incisional'ın yeni aynı olacak. Destroid akciğerde nereden yaklaşabilirsiniz? Posteriörden yaklaşabilirsiniz gibi öneriler var. Akciğeri nasıl küçültebiliriz diye biraz önce söylediğim metotlarla akciğeri biraz daha belki küçültebilirsiniz. Böylece çıkmada yardımcı olur diye öneriler de var. Benim sunumum bu kadar. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Ağzına sağlık. Şimdi ikinci konuşmacıyı alacağız. Benim sizden ricam arkadaşlar, Göktürk bugün değindiği şeylere çok değinmemeniz. Yani daha doğrusu klasik bilgilerden biraz uzak duralım. Olgularınızı görelim. Hastaları sunun. Ama tabii emeğiniz var. Kısa kısa da olsa aynı slide'da varsa hızlı geçelim. Şimdi Ankara'dan Gamze Tanrıkulu. Buyur Gamze. Herkese iyi akşamlar. Ben de ekranı paylaşayım. Bu arada birkaç soru var. Onları da geldikçe, biraz sonra ara verdikçe olgu sunumunda yönlendiririm hem Göktürk'e hem sizlere. Evet, devam edebiliriz. 7 kule deneyimlerinden bahsedeceğim sizlere. Göktürk hocam aslında çoğunu anlattı. Ben de o yüzden çok fazla bunlara değinmeyeceğim. İlk olgu 94 yılında bildirildikten sonra ilk vaka serisi 95 yılında anlatılıyor, yayınlanıyor. Bu çalışmalarda port sayılarından da bahsedilmiş. İlk başlangıçta 3 veya 4 porttan yaptıkları ameliyatları her geçen gün port sayılarını küçülterek 2008 yılında en son Diego González Rivas uniportal vasculonektomi tarif ediyor. Operasyon süreleri başlangıçta tabii daha uzun. Bu çalışmalarda ortalama 154 dakika olduğu bildiriliyor. Zaman içerisinde yapılan başka çalışmalar var. Vas ve torakotomileri kıyaslıyorlar. Bir hayvan deney çalışmasında fizyolojik parametreler ve postoperatif hemogram takiplerindeki farklılıklar karşılaştırılmış domuzlarda. Herhangi bir farklılık görülmemiş. Video torakoskopik rezeksiyon yapan domuzlarda aktif faz reaksiyonlarının daha düşük olduğu, hayvanların daha az strese girdiği ve ağrı kontrollerinin daha kolay yapılabildiği görülmüş. Yine Şangay Göğüs Hastanesi'nde en son çıkan yayınlardan biridir bu. Burada da mortalite morbidite farklarının olmadığından, hospitalizasyon sürelerinin daha kısa olduğundan ve ağrı skorlarının varsa daha düşük olduğundan bahsediliyor.
Endikasyonlardan Göktürk Hocam zaten bahsetti. Ortak konsensus küçük çaplı santral yerleşimli tümörlüğün vasıta çıkarılabileceği yönünde. Bunun dışında senkron tümörler yine aynı akciğerde farklı lotlardaysa vas pneumonektomi ile opere edilebileceği söyleniyor. Yine yaygın bronşektazik bir akciğerin vas pneumonektomi ile tedavi edilebileceği Göktürk Hocam'ın vakasındaki gibi haraplanmış bir akciğerin de endikasyon dahilinde olduğu söylenen çalışmalar var. Biz Yedikule'de neler yapıyoruz? Burada vas pneumonektomi toplam pneumonektomi sayımız 180 bizim son 2 yılda ve yaklaşık 1551 vaka arasında 21 tane vas pneumonektomimiz var. Endikasyonlarımız genellikle bizim hiç benim pneumonektomi olduğumuz yoktu. Genellikle 5 santim altında santral yerleşimli tümörleri opere ettik ve teknik olarak bir portal yaklaşımı tercih ettik. Perioperatif herhangi bir komplikasyon veya mortalitemiz yok. Postoperatif komplikasyonlarımızda sadece bir hastamızda masif hemotoraks gelişti. Bu hastada da alt ven steplerinin postoperatif erken dönemde bir zımbasının attığını gördük. Bu hemen acil revizyona alındı. Herhangi problem sonrasında gelişmedi. Tek bizim moralimizi bozan hasta da 6 ay sonra lokal nüks olan bir hastamız var. Bu hastanın aslında patoloji spesimenlerinde cerrahi sınırları temiz ve yeterli bir cerrahi marjı var aslında. Ama agresif bir tümördü muhtemelen. 3 tane olgu paylaşacağım bu akşam sizlerle. Bu ilk olguyu aslında bizim Yedikule'nin canlı cerrahi günlerini takip eden arkadaşlarımız, hocalarımız varsa bilirler. Orada Muzaffer Hoca'nın yaptığı vaka, bu 58 yaşında kadın hasta, nefes darlığı şikayetiyle başvurduktan sonra toraks BT'sinde üst top posterior segment ve lingulada yerleşimli fistül komşuluğunda konserde bir lezyon saptanıyor. Aynı zamanda bu hastanın alt top superior segmentinde de nodüler lezyonların olduğu görülüyor. Ne üst top lezyonda ne de nodüler lezyonlarda anlamlı bir tutulum yok aslında. Fakat bu hastaya yapılan bronkoskopi de üst top bronşundan adenokarsinom, lipidik baskın paterni adenokarsinom tanısı alınıyor. Ve sonrasında hasta bize refer ediliyor. Solunum fonksiyonları yeterli bir hasta, kraniyal MR'ı temiz bir hasta. Sonrasında biz bu hastaya konsey kararıyla vas pneumonektomi kararı alıyoruz. Atlottaki lezyonları nedeniyle, nodülleri nedeniyle. Biz yaklaşım olarak genel olarak inferior ligamanı ayırdıktan sonra alt pulmoner venden başlamayı tercih ediyoruz. Alt pulmoner veni ayırdıktan sonra yukarıya doğru çıkıyoruz ve sonrasında üst veni ayırıyoruz. Bu şekilde artere yaklaşımın daha kolay olduğunu değerlendiriyoruz. Üst veni dissekedildikten sonra kapatılıyor ve sonrasında alttan sonra üst vene geçiyoruz. Burada tabii lingula venine dikkat etmek önemli. Bazen ayrı çıkabiliyor. Üst veni de diseke ettikten sonra dönüp stepler'le kapatıyoruz. Artık tabii curly stepler'larımız da olduğu için biraz daha güvenli çalışıyoruz. Burada görüş açımızı beğenmeyip bir de anterior'dan bakmayı tercih ettik. Sonra kapatıldıktan sonra pulmoner artere geçildi. Pulmoner arter etrafında güvenli bir alan sağlamak için biz artı pulmoner kanalı reklam modlarını önce bir çıkarıyoruz ki artere yaklaşımımız daha rahat, daha kolay olsun. Posterior doğru da ilusu açıyoruz. Ve sonrasında sonra pulmoner artere dönüyoruz. Ama pulmoner arteri kapattıktan sonra zaten sadece bronşumuz kalacak.
Burası da lineer bir stepler'la kapatacağız. Sol tarafta gördüğünüz üzere bir portal yaklaşımımız. Anterior'da 5. intak kostal aralıkta ön ve orta aksiler hatlar arasında yaklaşık 3-4 cm kesimiz var. Ve bir de 8. intak kostal aralıktan giriyoruz. Kamerayı oraya yerleştiriyoruz. Bazen buradan stepler'larımızı ilerlettiğimiz oluyor. Bronşları kapattıktan sonra sol pneumatomuz tamamlandı. Bu vaka kendi aramızda tartışmalı bir vakaydı. Çünkü atlas superior'daki lezyonların malignin ayrımını yapmamız gerekiyordu ama neyse ki patoloji bizi yanıltmadı. 13 cm tümör çapımızın 1.7 cm cerrahi sınırı var. Lambdalarımız temiz. Alt dolu superior segmentteki nodüllerimizde de tümör sanımız mevcut. Hastayı bu sonuçlarla onkolojiye yönlendirdik. Yönlendirmeden önceki kontrol akciğer grafimiz de bu şekilde. İkinci olgumuz 61 yaşında erkek hasta. Bu hasta 3 aydır aralıklı hemofili atakları olan bir hasta. Dış merkeze tomografisi çekiliyor ve sağ ana bronş çevresinden alt lobu doğru uzanan bir lezyon saptanıyor. Bronkoskopi ebusu yapılıyor. Sağ ana bronş mukozasına alınan örnekte SCC tanısı ve Hiller Lamb hızında pozitiflik saptanması üzerine dış merkezde 3 kürüne acıvan kemoradyo terapi veriliyor hastaya. Ve sonra PET'inde hastanın bu tedavi öncesi tomografisi PET'inde regresyon saptanınca hasta bize tarafımıza yönlendiriliyor. Bu hastanın görüntüsü bu şekilde. Burada da bizim pneumonektomi kararı almamızın aslında sebebi santralde fistül invazyonunun olması. Bu nedenle pneumonektomi kararı alıyoruz. Tabii öncesinde bu hastaların hepsine bir medyastinoskopi yapıyoruz. Medyastinoskopi negatif olduğu için devam ediyoruz bu hastaların cerrahisine. Keratinize tip SCC'si var grade 2. Pleura invazyonu yok. Cerrahisinimiz 2,5 cm. Lenfoz istasyonlarımız 11 ve 12 pozitif, diğerleri negatif şeklindeydi. Bu olgunun ameliyat görüntüsü de bu şekilde. Biz yine aynı şekilde inferior ligamandan başlıyoruz. Yapışıklıkları serbestledik. O burada onları kestim. İnferior ligamanı serbestledikten sonra aslında öncelikli olarak tabii alt veni dönüyoruz ama burada biraz fibrozis geliştiği için hilus çepeçevre bir açmayı deniyoruz öncelikle. Akif, bu videoda niye böyle görülüyor ya? Devamlı akmıyor. Bizde de öyle mi görülüyor? Nasıl hocam? Videolar çok şey görülüyor. Yani durup başlıyor atlayarak. Sende de öyle mi Gamze? Yoksa normal akmıyor. Yani şu an bir problem yok aslında. Bu hastada tabii birkaç beyhude hareketten sonra radyoterapili olduğu için daha fazla ilerleyemeyeceğimizi görüp perikarda açmaya karar veriyoruz. Perikarda açtıktan sonra kendimizi tutuyoruz. Şimdi alt renk edeceğiz.
Ana pulmoner arteri ilk başta hareket ettiremediğimiz için önce antiarritmik çektik, ondan sonra devam ettik. Ana pulmoner arteri çekiyoruz. Bu videolar sinir bozucu ya. Efendim hocam? Sinir bozucu videolar. Yani 1920'li yılların sinema filmleri gibi. Aslında hocam şöyle, görüntülerin orijinalleri biraz daha iyi ama bu PowerPoint'e indirince görüntü kaliteleri maalesef bundan daha iyi olmadı. Kaliteli değil, böyle şey yüzlerce fotoğraf arka arkaya hareket ediyor gibi. Yani şey gibi değil, film gibi değil. Evet evet, Damcaz, benim söylemek istediğim de oydu. Anladım hocam ama şimdi şey, editlerken çok fazla, yani uzun videolar tabii, 3 evet. dakikaya indirmem için bayağı kesmem gerekti. Yurt dışı sunumlarında da böyle oluyor. Yani bu Zoom'un bir özelliği. Evet, Zoom'dan olabilir. Yani, evet. Zoom'dan kaynak. Hatta şey olmasın diye kablolu internet kullanıyorum. Görüntüde problem yaşamayalım diye ama. Sonrasında endobeki koyup çıkarıyoruz akciğeri ve lenfa diseksiyonumuzu tamamlıyoruz. Burada hani biz genel kliniğine stepler kullanıyoruz. Endoskopi kliniğine kullanıyoruz bronşi kapatırken ama bazen pozisyonel olarak izin vermediğimizde teastekleri içeriye sokabiliyoruz. Bu hastayı da postoperatif komplere değerlendirdikten sonra 3 tür kemoterapi adjuvan tedavi için onkolojiye yönlendiriyoruz. Bir önceki taburculuk öncesi film, bu da poliklinik kontrolündeki filmi. Üçüncü olgumuz biraz daha farklı çünkü bu hasta bize yani cerrahi önerilmeden konsolidasyon başlandıktan sonra refere ediliyor. Çünkü PET-BT'de yani sol akciğerde sekonder kanaya oturan bir kitlesi var. İbnoğlu istasyonu pozitif SCC hasta bu. Ve bu hastanın konsolidasyon tedavisinden sonra, Mayıs'ta biten tedavisinden sonra yapılan PET-BT'sinde cezüdü kitle olduğu düşünülüyor ve bize yönlendiriliyor ve konsolidasyon da pneumonektomi kararı çıkıyor hastaya. Özür diliyorum. Şunu bir... Bunları nedeniyle ameliyata veriyorlar hastayı onkologlar. Sonrasında biz bu hastaya sol pneumonektomi yapıyoruz. Burada hiç uğraşmadan başladık perikardı açmaya. Çünkü gerçekten üzerinden de zaman geçmiş bir radyoterapili hasta. Seksiyonları oldukça güç. Direkt intraperikardiyal pneumonektomi yaptık bu hastaya. Bu Gamze bir oynasın. Artık tek tek şey yapman üzülüyor. Şimdi sorular var. Hem sana hem Göktürk'e hem bu oynarken o soruları da aradan çıkartalım. İkinize de soru. Sol pneumonektomilerde her vakada bronş desteğine ihtiyaç var mıdır? Yapmak gerekir mi? Göktürk ve Gamze hızlı hızlı cevap verirseniz seviniriz. Bu arada diğer konuşmacımıza da şey yap. Göktürk hocam buyurun. Ben TURVATS ya da torakotomi fark etmez, pneumonektomi yaptığım zaman yürüye destek çekiyorum. O nedenle VATS'ta da zaten pilav çekmek çok kolay. Rutin olarak pneumonektomilerde yürüye ben bir pilavla şey doku çekiyorum. Sol doza çekiyorsun. Sen Gamze öneriyor musun sol doza? Çoğunlukla tercih etmiyoruz hocam ama bazen de şüphemiz olduğunda medyastinal yağlı dokuyu yaklaştırıyoruz biz. Bu hastalığı perikardı açmıştık. Perikardı üzerine doğru kapattık sonrasında. İkinci soru, herkese iyi akşamlar. İlk soru Mustafa Vedat Doğrudan'dı. İkinci soru, isim yok burada, göremedim. Post-op güdük yeterince kısa bırakıldı diye bronkoskopi ile teyit etmek gerekir mi? Kendimiz çek etmek için mesela. İkincisi de diyor, güdüğü daha kısa kesmek
adına askı sütürgeçmek faydalı olabilir mi? Özellikle sol için. Göktürk Hoca. Ben bronkoskopiyi sadece endikasyon halinde olur ya, sekresyon oluyor bazen sağda. Gösterdiğim tek bir hastada vardı. O nedenle rutin olarak bronkoskopiyi ben önermiyorum, yapmıyorum da. Liderlerle bronşun etrafını dönüp asmak olabilir. Ben aletle bronştan tutup yukarıya asıyorum. Hem daha güzel asılmış oluyor. Ben alet kullanıyorum ama liderde kullanılabilir. Gamze? Daha çok aletle çekiyoruz bronşu. Bronkoskopi de yapmıyoruz. Çünkü zaten akciğer grafitlerinde bile bronşun uzunluğunu ölçebiliyoruz aslında. Uygun dozda çekilmiş bir akciğer grafitinde bronşun uzunluğu belli oluyor zaten. Güntuğ, senin fikrin ne? Sen sonra anlatacaksın ama yine bu sorulara senin de cevap vermiş ol. Hocam, bizim şüpheniz varsa özellikle sol tarafta askı sütürü geçiyoruz. Ben sunuma eklediğim bir olguda da benzer bir şey göstereceğim. Faydalı olduğu zamanlar oluyor. Bazen de stapler aort topuzuna güzelce yerleştiği zaman karina seviyesine inmiş oluyoruz ve ihtiyaç kalmıyor. Olgu bazında askı sütürü tercih ediyoruz. Bronkoskopi konusuna gelecek olursak, şüphemiz olursa yine Göktürk Hocam da bahsettiği gibi bir sekresyon, retansiyon ya da güdükle ilgili herhangi bir fistül ya da komplikasyon şüphemiz olduğunda o haller durumunda bronkoskopi tercih ediyoruz. Rutin yapmıyoruz. Bir soru da Celal Buğra Sezen'de. Herkese iyi akşamlar. Göktürk Hocam'a soruyorum. Pneumonektomi sonrasında postoperatif vasküler stapler açılması gibi bir komplikasyon ile karşılaştınız mı? Korunmak için öneriniz nedir? Yani damarda vasküler stapler operasyon sırasında. Yanlış anlamadım. Evet, evet. Yok, postoperatif. O bizim vakada biraz önce Gamze söyledi. Postop bizim 6. saatte bir açılma oldu. Sağ olsun Cemal, bilmiyorum izliyor mu? Cemal'in dikkati sayesinde kurtuldu. Yani sağ pneumonektomi sanırsam. Hasta yoğun bakımında abondan kanadı. Hemen ameliyathaneye alıp çok kısa zamanda Cemal tuttu, açtı, tamir etti. Hasta yaşadı ve taburcu oldu. Sebep de stepler'ın bir veya iki tane zımbanın atması. Burada onu soruyor. Ben böyle bir şey yaşamadım. Ben bir soru sorabilir miyim Gamze? Buyurun. Sağ pneumonektomi yaptın. İltihap perikardiyak. Perikardı nasıl kapattınız veya kapattınız mı? Hocam yani çok büyük bir defekt olduğunda kapatıyoruz. 1-2 santimlik bir defekti kapatmıyoruz zaten. Ama bu fibroz... Bu hasta için diyorsan kapattık abi. Bu, evet, hasta, bu hasta şey yamak var. Ha, onu soruyorum. Tabii yamak, bu hasta da kapattık. Yamak koydunuz mu yani bu hastaya? Tabii konuda. Tabii. Tamam. Gamze, istersen sorular bitti. Sen sunumunu tamamla. Tamam. Bitirmek hocam zaten. Tamam. Yani vasküpnömonektominin avantajları neler? Erken taburculuk şansımız var tabii ki hastalarda biraz daha. Ve bu hastalarda daha az ağrı ile karşılaşıyoruz. Ağrı şikayetleri daha az oluyor gerçekten. Ve mortalite morbiditesinin daha düşük olduğunu yayınlarda savunuyor. Biz de böyle gördük. Çünkü herhangi bir perioperatif, postoperatif mortalite ile karşılaşmadık. Morbiditemiz oldukça düşük. Operasyon sürelerinin uzunluğundan yakınanlar var ama çok fazla bir fark olduğunu ben düşünmüyorum. Hastanın sleeve şansını tabii ki değerlendirmek gerekir ama bunu hani preoperatif dönemde yapabiliriz. Her şey aslında göründüğü kadar böyle günlük pişmanlık olmuyor. Biz az önce gösterdiğimiz videolarda arteri döndük, veni döndük, akciğeri son derece rahat bir şekilde çıkardık. Ama aslında dışarıdan görünen tam olarak öyle değil. Kaç saat sürdü mesela ameliyat? Hocam ortalama 1,5 saat civarında sürüyor pneumonektomilerimiz. Ama akciğerin içeriye çıkarılması bazen daha uzun olabiliyor. Göktürk Hoca, senin destroidler kaç saat sürdü? Destroid uzun sürebilir ama sonuçta hastanın memnuniyeti ve sonuç çok güzeldi. Bu arada aslında pneumonektomi yapmak daha kolay. Sadece endikasyonunu iyi koyduğunuz zaman pneumonektomi Watts'ta gerçekten daha kısa sürebilir. Çünkü öbüründe yani bazen stepler kullanmıyorsunuz, veni bağlıyorsunuz, transfüksiyon sütürü koyuyorsunuz. Burada stepleri basıp geçiyorsunuz. Yani burada işler biraz daha kolay yürüyor sanki. Tecrübeyle zaman içerisinde daha da süre kısalacaktır. Konuşma şeyi bitirelim. Soruyu bitirelim.
Sonuç olarak vasf pneumonektomi deneyimli merkezlerde güvenle yapılabilir. Ağrı kontrol torakotomiden daha kolay olacak mutlaka. Ve preoperatif hazırlık döneminde hastanın görüntüleme ve tetkikleriyle bronkoskopi ile ayrıntılı değerlendirilerek silir gereksiniminin olup olmadığı netleştirilip gerekli pneumonektomiden kaçınılmalıdır diyor. Ben Kurdan Üniversitesi'nin ailesine mensup olduğum için mutluyum. İrfan Hocam, bu yan yana çekilmiş tek fotoğrafımız, o yüzden bunu koymak istedim. Emeği geçen herkese de ayrı ayrı teşekkür ederim. Kerem Gencey'lerin bir sorusu var. Neoadjuvan tedavi sonrası diyabet gibi durumlarda güdük desteği düşünülemez mi? Bana kalırsa neoadjuvan tedavi görmüş her hasta mutlaka güdük takviyesi almalı. Açık cerrahi, kapalı cerrahi fark etmez. Risk fazladır yani. Broş güçlü olmalı. Diyabet gibi komorbiditesi olmuş veya olmamış. Ama sadece radyoterapi bile başlı başına bir şeydir zaten. Komorbiditesi. Yanlış mı düşünüyorum Muzaffer Hocam? Yok abi, yok. Şey için ben diğer son konuşmacımızın hakkını yemeyelim diye tartışmaya çok girmek istemiyorum. Bitince güzel bir tartışma yaparız abi senden. Ekip katılır. Lütfen sen üçüncü ve son konucuyu sor. Eline, ağzına sağlık Hamza. Gayet güzeldi. Üçüncü konuşmacı da olsun. Ondan sonra tartışma sıkılana kadar yapabiliriz. Evet. Buyurun abi. Üçüncü ve son konuşmacı Güntu Batuhan. Siz de mümkün mertebe kısaltın ki tartışmaya vakit kaldı. Bu tip şeylerin zaten zevkli olan kısmı da tartışmalardır. Hemen başlıyorum. Evet, ben Kars Arıkın Devlet Hastanesi'nde göğüs cerrahı olarak çalışmaktayım. Suasteren çıkışlıyım. O yüzden sizlerle öncelikle suasteren sonuçlarımızı paylaşacağım. Literatür derlemesi de paylaşmayı planlıyordum ama Göktürk Hocam ayrıntılı olarak bahsetti. Onu atlayıp direkt video olgularla devam edeceğim. Klinik araştırma sonuçlarımız... Geçtiğimiz aylarda basımı olan SC Expanded bir dergide yayını olan yazımızı baz alarak yapacağım. Bu yazımızda dahil ettiğimiz hastalar Ocak 2016-Mayıs 2023 tarihleri arasındaydı. Ama güncel rakamları da sizlerle paylaşacağım. Video yardımlı torakoskopi cerrahi güvenilir ve uygulanabilir gösterilmiş birçok torakoskopi cerrahi girişimde kullanılır hale gelmiş bir yöntemdir. Her ne kadar lobar ve sublobar rejeksiyonlarda sıklıkla kullanılır iken pneumonektomi de halen soru işaretleri mevcuttur. Kabaca bu soru işaretleri pneumonektomi kararı için vasf eksplorasyon yeterli midir? Teknik olarak güvenli mi? Komplikasyon girişimi nedeniyle açığa geçen hastaların akıbeti nedir? Ve varsa onkolojik avantajları ve dezavantajları nelerdir? Çalışmamızın amacı küçük hücreli akciğer kanseri nedeniyle küratif amaçla pneumonektomi operasyonu uygulanan hasta grubunda vasf ve torakotomiye ait erken dönem cerrahi sonuçları karşılaştırmaktı. Az önce bahsettiğim gibi Ocak 2016 ile Mayıs 2021 arasındaki opere olmuş hasta grubunu dahil ettik. Karina rezeksiyonu, göğüs tubu rezeksiyonu tamamlayıcı pneumonektomi uygulanan hastalar. Cerrahi teknik olarak ise benzer şekilde her iki yaklaşımda çift lümenli entübasyon, lateral dekubitus pozisyon, VASF'da anterior yaklaşım ve klasik 3 port kullandık. 4-5 cm uzunluğunda utility insizyonu, ön aksiler ve arka aksiler hatta denk gelecek şekilde bir adet kamera ve asistan portu. Ve özellikle bahsi geçti büyük piyeslerin çıkartılması konusunda biz zorlanacağımızı hissettiğimiz durumda çift endobek kullanarak ve gerekirse katecelleyerek torbayı kolaylık sağlamaya çalıştık. Torakotomi ise lateral kas kesimsiz torakotomi tercih ettik. Yine bronş güdüğü desteği de az önce sorulan sorular arasındaydı. Biz rutin olarak özellikle son 4-5 yıldır bu işe perikardiyal yağlı dokuyla başlayıp şu an son 2-3 yıldır da timik dokuyu da işin içine katarak timoperikardiyal yağlı doku flebi şeklinde bronş güdüğünü rutin olarak desteklemekteyiz. Hem sağ hem sol olacak şekilde. Bu da işlemin ardından bir sol pneumonektomi yapılmış hastanın bronş güdüğünün desteklendiği görüntüyü izlemekteyiz. Bulgulara gelecek olursak toplamda 2021 Mayıs'ına kadar 135 hastaya bronş seyahati sebebiyle pneumonektomi uygulamışız. Bu hastaların 20'sini VATS ile gerçekleştirilmiş. Ortanca yaş 64.
Hastaların 118'i erkek, 17'si kadın. Sol pinometrim 104 hastada, sağ pinometrim ise 31 hastada gerçekleştirilmiş. Bu grafikte ise ilk VAS pinometrimiz 2016 yılının başındaydı. Ondan itibaren 2022'nin sonuna kadar toplamda 27 hastamız oldu. Pandemi döneminde 2020 yılında bir azalma gözlemledik ama sonrasında tekrar vaka sayılarımız artışa geçti. Bulgar'a devam edecek olursak 3 olguda intraoperatif komplikasyon gözlendi. 2 olguda vasküler yaralanma, 1 olguda ise diyafram restorasyonuydu. Fakat intraoperatif mortalite izlenmedi. 36 hastada ise erken dönem postoperatif komplikasyon izlendi. En sık gördüğümüz komplikasyon postoperatif pnömoni ile. Reoperasyon gerektiren hemoroji 9 hastada, hemodinamiği etkileyen aritmi 3 hastada ve aralarında şirotoraks, ARDS, solunum yetmezliği ve erken dönem fistül olan 10 hastada da erken dönem komplikasyon izlendi. Bu tabloda kabaca çalışmaya dahil ettiğimiz hastaların karakteristik özellikleri VAS ve torakotomi başlığı altında karşılaştırıldı. Diğer yayınlarda benzer sonuçlar. Mecbur VAS sayısı 20 olunca homojenize etmek biraz zor oluyor. Bu sebepten dolayı küçük tümörlerde VAS seçme eğilimi daha yüksek olduğu için bizim çalışmamızda da ortalama tümör boyutu VAS grubunda anlamlı olarak daha düşük bulundu. İntraoperatif ve postoperatif komplikasyonlar açısından anlamlı bir fark izlenmezken hastane yatış süresi VAS grubunda daha kısa olmakla birlikte yine isteksel anlamlara ulaşamadı. Fakat postop erken dönem postop 1, 2 ve 3. günlerde ortalama ağrı skorları belirgin olarak VAS grubunda daha düşüktü. Uzun dönem takiplerde ise yine VAS grubunda bir avantajlı bir sağ kalım hem hastalıksız hem de genel sağ kalımla yansımıştı. Fakat bu da fark da isteksel anlamlara ulaşmadı. Sonuç olarak çalışmamızda VAS ve torakotomi grupları arasında operasyon süresi ve zevk edilen lap sayısı terop ve postop komplikasyonlar arasından anlamlı fark bulunmazken VAS grubunda postoperatif ağrı daha az olarak bulunmuştur. Evet, literatür derlemesini hemen geçip video paylaşmak istiyorum. Geldi mi ekrana? Geldi. Şu an hocam görüyor musunuz? Evet evet geliyor. Oynuyor, tamam, video. Devam ediyorum. Ama biraz önce gibi kesintili oynuyor. Devam edebilir. Tamam. Aplopsizma güveniyordum ama demek ki onunla ilgisi yok. Bu hastada BTS'ine göre üst lob bronş karsinomu perikard invazyonunu tahmin etmiştik. O yüzden üst lob iklimi planlayarak başladık vakaya. Üst lobun pulmoner venini diseke edip transekte ettikten sonra üst lobu giden arter dallarını kestik. Fakat alt loba doğru konglomeri şekilde devam eden 11. istasyon lenf notları malign gelince perop pinomektomi kararı aldık. Perikardı biraz daha genişletip daha önce kestiğimiz stapler hattının aşağısına inebildik ve stapleri koyduk arteri. 7. istasyon lenf notlarında disek ettikten sonra bronşu karina seviyesine yakın olacak şekilde kesme şansımız oldu. Evet, bu olguda çift endobek kullandık. Ve son olarak PS kontrolüyle operasyon tamamladık. Tabii burada defekt biraz büyüktü. O yüzden problem meshle yine VATS'la onarımını kapatmayı gerçekleştirdik.
6 santimlik utility insizyonuyla. Kapatma endikasyonunuz değildi. Sol tarafta kapatmayabilirsiniz. Bir sıkıntı olmaz. Niçin kapatma gereği? Hocam bir de strangülasyon riskinden bahsediyorlar ya sol tarafta. O sağ tarafta. Sağ tarafta. Sağ, solda. Sağda herniasyon tam gerçekleşiyor ama solda bir de defekt büyüktür. O yüzden biz de benzer tartışmayı ekip içinde yaşadık ama kapatma yönünde bir tercihte bulunduk. Ama dediğiniz gibi defekt gayet büyüktü. Herhangi bir strangülasyon riski de karşılaşılmazdı muhtemelen. İkinci vakaya geçeceğim. İkinci vakayı kurarken ben bir soru vardı. O soruyu şöyle yanıtladın aslında sen. Sen devam et. Ben devam ediyorum. Lobektomiye karar verip de pnömonektomiye geçtiğiniz olgular oldu mu diye bir soru gelmişti. Evet, siz yanıt verdiniz. Oldu. Evet, bir soru daha var. O soruyu da size soralım. Bu hasta direkt sol pnömonektomi kararıyla girdiğimiz bir hastaydı. Çünkü fissür invazyonu vardı. Genelde biz cerrahın kolaylığı, yani teknik kolaylık açısından alt venle başlıyoruz diseksiyona. Genelde vakalarda uzamadığı için konjesyonla çok karşılaşmadık. Sonrasında hilusun, anteriorun serbestleşmesi. Süpürüyor pulmoner venin dönülmesi. Tabii en korkutucu tarafı böylesine kalın bir ana pulmoner arterin yaralanmadan dönülmesini sağlamak. Bronşla arasının dikkatli diseksiyonu ve klibajı gördük zaten. Burada stepler'ın künt tarafını kullanmayı tercih etmişiz. Daha güvenli olduğunu düşünerek. Sol tarafta mecbur 7. istasyonu tamamen boşaltabilirim. Boşaltalım ki karina seviyesine güzelce inebilelim. Ama tabii birazdan göreceğiz. Bu da yeterli olmadı. Biraz uzun bir güdük bıraktığımızı fark ettik. Yine çift endobekle PKS'i çıkardık. Paraortik ve aortik pulmoner lenf notlarını diseke edip çıkardıktan sonra bronş güdüğüne askı sütürleri koyarak normal TA stepler'larla bir miktar daha altına inebildik bronş güdüğünü. Sonrasında ise perikardiyal yağlı doku filemini hazırlayıp bronş güdüğünü destekledik. Çok fazla zaman tüketmiyor bu perikardiyal yağlı doku yastığını hazırlamak. 10-15 dakika içinde özellikle enerji cihazlarının yardımıyla hazırlanabiliyor. Bayağı da omentum gibi volümlü bir doku elde ediyor çünkü. Son videom sağ pnömonektomi videosu. Onu da hızlıca. Komplikasyon içeren bir video. O yüzden öğretici ya da ilginç olacağını düşünüyorum. Yoktu o konak ekrana gelirken bir soru. Pnömonektomilerde vatre torakotomi tek lümen entübasyon düşünür müsünüz? Tek lümen entübasyon hiç pnömonektomi düşünür müsün Gök? Yani ancak sağına bronş ya da soluna bronş tamamen tıkalı olacak ki yani bir avantajı sağlamayacak bize. Onun dışında rutin çift lümen entübasyon kullandık yapılarımızda. Göktürk sen düşünür müsün? Yani Watts'ta zaten tek lümenli entübasyon şartı var.
Çift dümenliğinde yer bulamayız. Yani hiç düşünmedim. Şey yapmayı da denemem. Evet. Sanırım geldi görüntü. Evet. Kisür invazyonu olan sağ bronş sıhhatlarında hastaydı. O yüzden yine sağ pneumoktomi planıyla vakaya başladık. Bu şekilde atipik ama yer yer sıkı yapışıklıklar olan bir hastaydı. Tabii iki kür neoadjuvan kemoterapi almış olan bir hastaydı aynı zamanda. Bir mediastinal lenf nodu metastaz durumu yoktu ama muhtemelen boyuttan dolayı vermiş olabilir göğüsçü arkadaşlar. Yine inferior ligamandan başladık. 7 dakikalık bir video, o yüzden ufak ilerlemelerle gideceğim. Bu oynarken ben diğer soruları yönlendireyim yine. Tabii hocam. Hem istediğin yerde durdurabilirsin. Sen görmemizi istediğin bir yer varsa biz orada soruları durdurabilirim. Evet. Cemal Akyer'den iyi akşamlar. Herkese teşekkür ediyorum. Torakoskopik pneumonektomi planlayıp intraoperatif eksplorasyonda parenkim koruyucu cerrahi sliv rezeksiyon yapılabileceği düşünülüp açığa geçtiğiniz veya torakoskopi devam ettiğiniz hiç olgu oldu mu? Teşekkür ederim. Evet. Göktürk, senden alalım önce soru cevabı. Ben intraoperatiften ziyade preoperatif dönemde toraks icamında PT anjiyo, ilaçlı toraks PT gerek ya da bronkoskopik yöntemlerle bu çok daha güvenli bir metot oluyor bence. İntraoperatif dönemde ne kadar da olsa yanılabilirsiniz. Ama ben böyle bir tecrübem oldu mu? Olmadı. Gamze bizim oldu mu? Ben orada olduğum süre içerisinde olmamıştı. Benden sonra olduğunu bilmiyorum. Bizim de olmadı. Göktuğ, sen ne diyorsun? Anlamadan önce durdurayım ben videoyu. Tamam. Hocam bizim tamam. Oldu. Hem açığa geçtiğimiz vakalar oldu ama daha çok zaten bir serimiz de var. En son sayısı 8'di. What's sleeve rezeksiyon. Yani pneumonektomiyle kararıyla ya da ön fikriyle girip sleeve olabilecek olduğuna kanaat getirdiğimiz olgular olup what's sleeve'i devam ettirip gerçekleştirdiğimiz vakalar oldu. Bu 8 vakanın içinde de. O yüzden what's eksplorasyonun bu konuda yeterli olduğunu, karar verme konusunda yeterli olduğunu düşünüyoruz. Burada üst pulmoner ven dönülmeye çalışıyordu. Alt pulmoner veni kesmişiz. Right angle'da bir ufak manevrayla geçebiliriz diye düşündük ama muhtemelen ya venin arka duvarında ya da interlobel arter de bir kanama oldu. Hemen fındığımızda bası uyguladık bir 5 dakika kadar. Neyse ki şansımız yaver gitti ve basıyla kanama durdu. O bölgeye hiç müdahale etmeden öncelikle turun kusantüryoru dönüp önümüzü boşaltalım istedik. Sonrasında fark etmişsinizdir. Üst venin arka kısmında muhtemelen 7. istasyona doğru giden konglomere bir lap kümesi var. Veni dönebilmemiz için onları güzel diseke etme ihtiyacı gördük. Perikard açıldı. Atriyuma biraz fazla yaklaştık ama tekrar perikard dışına çıktık. Kendimize bir trese yaratarak alt veni aşağıdan yukarıya şekilde döndük. Hiçbir daha fissüre doğru hamle yapmadan. Sonra turun kusantiyörü alınmış arteri rahat bir şekilde yine posteriordan superior ve anteriora doğru diseke edip güvenli bir şekilde transekte ettik. Evet, arterle ilgili bir soru var. Volkan Erdoğan'dan.
Güntür Hocam, sağ ana pulmoner arteri stepleri zımbalamadan öncelikle alt tronku dönük stepleri zımbalamak kolaylık sağlar mı? Evet, bu vakada da olduğu gibi kolaylık sağlıyor bazı durumlarda. Rutin yaptığımız bir şey değil. Ama mesela komplikasyon yönetiminde bu videoda olduğu gibi tronku santriyörü önce halledip arterin köküne daha rahat ulaşabiliriz. Bu kolaylığı rutin olarak değil ama özellikle ihtiyaç olunan durumlarda fayda sağlayabilir. Sorular da sanki senin bu hasta önceden biliyorlar mı? Yine bir soru geldi. İntraoperatif, bunlar önce gelen sorular. İntraoperatif kanamalarda açığa dönmeden müdahale ettiğiniz vakalar oldu mu? Evet, tam isabet olmuş. Gördüğünüz gibi olmuş. Aynen. Bunun bu arada bu olmuş, isim yok. Benim geldi. Biz Malin gelmesini bekliyorduk ama neyse ki. T4 N0 olarak hasta evrelendirildi. Bu vaka mı? Evet evet, bu vaka. Çok malinat türlü gözüküyordu lenknodun. Çağatay Tezer'in bir katkısı var. Ellerinize sağlık. Sol taraf bronşa TA koymak hiç kolay olmuyor. Hele ki kesilmiş bronşa, tebrik ederim demiş. Aslında hocam şu normal endoskopik steplilerin kısa uçluları var. Onlar çok güzel aortik topuzunun altına girebilir. Uzun stepliler biraz daha sıkıntı olabiliyor. Evet, burada PS çıktıktan sonra tekrar bir kontrol. Postop 4. günde hastamızı sağ salim taburcu edebildik. Bu hasta niye T4 tümör olarak kabul ettiniz? Ben anlayamadım. Muhtemelen ekstra bir odağı vardı hocam. Senkron tümör. Evet. Senkron tümör metastas. Vasküler invazyonu vardı. Niye yani T4 oldu? Muhtemelen malin bir metastazı vardı diye hatırlıyorum. Diğer alt kısımdaki loba. Alt loba. Çift tümör abi. Çift tümör. Dikkatiniz için teşekkür ederim. Teşekkürler Güntü. Senin de ağzına sağlık. Sağ olun hocam. Size okuyacağım soru yok. Evet, son soru buydu. Çağatay'ın katkısıydı. Müsaadenizle şunu söylemek istiyorum. Herkesin bir kere ağzına sağlık, çok güzel anlatıldı. Ben sadece şunu merak ediyorum. Bu arada Akif, devam edebiliyoruz değil mi? Tabii tabii. Saat 21.17 problemi yok değil mi? Yok, hayır tabii maç ki. Maç da yok. Yok. O zaman devam ediyoruz. Ben sadece söz vermek istediğim şunu sorarak bir kişiye söz vermek istiyorum. Watt spinomektomiye külliyen karşıyım diyen söz almak isteyen kimse var mı? İrfan Taştepe dışında. Yani hiçbir zaman Watt spinomektomi yapılamaz. Daha doğrusu yapılmamalı diyen varsa buyursun. Hayır, benim öyle bir iddiam yok ama Watt spinomektomi yapacağım diye inanır zorlamanın da anlamı yok yani. Muzaffer. Buyur abi. Konuşabilir miyim? Tabii ki buyurun. Şimdi bir kere bu, yani bir vas pneumonektomi gibi herhangi bir komplikasyonda direkt hastayı kaybedeceğimiz bir cerrahi yaparken, bir kere kullandığımız stepler'lar Allah sunumu değil. Kul yapız. Bak, bende önümde var Morgan ve Morgan'ın 2011-2018 arası sadece Amerika'da 11.180'den fazla ciddi komplikasyon ve 412 ölüm bildirmişler. Sadece Amerika'da. Bunu az gelişmiş ülkelerde, hele Çin malı stepler'lar kullanılan bir sürü ülke varken, yani böyle bir cerrahi yaparken çok hızlı torakotomi yapıp da kanamaya, yani stepler komplikasyonunu hiçbir şekilde yetişemeyiz. Bir pulmoner arterde stepler attığını düşünün. Benim başıma geldi, hem de açık cerrahide. Vahe Aleksanya'nın düğünürünü ameliyat ediyordu. Yani 86 yaşındaydı adam. Koydum stepler ve cicit dedi, açtı. Allah'tan şutum uzunmuş, tutabildik. Ama bu kapalı cerrahide olduğunu düşünürseniz korkunç bir komplikasyon. Onun için böyle bir şey yapılırken çok hızlı torakotomi yapacak ekipmanın veyahut da bilgenin, tecrübenin de olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bunu Günto yapıyor, tamam ben de yapayım değil. Bence çok ileri aşamada yapılması gereken bir rezeksiyon olduğunu düşünüyorum. Teknik olarak değil de çıkacak komplikasyonlar evet, açısından evet, tedirginlik evet. Teknik olarak, teknik olarak lobektomiden daha kolay. Bunu hepimiz biliyoruz. Teknik olarak çok zor bir cerrahi değil uygun vakada. Ama oluşacak komplikasyon, ben böyle düşündükçe şey yapıyorum, kabus görüyorum.
Onun için yani dikkatli yapılması gerekiyor ve çok iyi hazırlıklı olarak yapılması gerektiğini düşünüyorum. Türk Tabipler Birliği fiyat tarifesi belirlerken bana sordular. Pirovar ekleminin puanını düşürttüm, lobektomini artırdım. Çünkü lobektomi pirovar ekleminden daha zor bir ameliyat diye. Ben de o fitnebicim kim diye merak ediyordum. Sen mi dinliyorsun abi ya? Ben çocukları yollayayım o zaman derlikle de düzeltelim biz onu. Tabii yani pirovar ekleminin dediğin ne şey yani. İlk bu Watts'la ilgili ilk kitaplar çıktığında bir CD görmüştüm ben. Önce altına TA koyuyordu şeyin. Ana pulmoner Watts fenomen eklemede. Ana pulmoner altına TA koyuyordu. Üzerine endo GI ile kesiyordu. Hatta ben ilk vakalar öyle yapayım falan dedim ama sonra bu endo GI ne bileyim bize çok güvenilir geliyor. Özellikle sağda ben de biraz korkmuyor değilim açılırken acaba yırtar mı falan diye ama Allah'a şükür başımıza intraoperatif gelmedi ama biraz önce söylediğim gibi postoperatif alt bendi ne yazık biri kanadı ama Allah'tan şey oldu. Kurtuldu erken fark edildi. Ama bu tabii şeyde de açık cerrahide de bu risk var. Yani o yüzden hani tabii tedirginlik duymak lazım ama bu bence hani şeyi engellememeli. Başka söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Lehte fikir beyanı serbest. Ben söz alabilir miyim Muzaffer Hocam? Buyurun tabii. Birkaç şeyi paylaşmak istiyorum. Birincisi bu damarla ilgili olarak ben de beyaz stepleri de oldukça tedirgin oluyorum. Bence ana pulmoner arter için çok uygun olmadığını düşünüyorum. Ama yeni firmaların çıkarttığı her iki firmanın da birinin sarı birinin ten rengi dediği stepler'lar var. Onlar biraz daha kalın dokuya kapanıyor. Onları ben daha güvenli görüyorum açıkçası. Bence Watts pneumonektomi de beni en çok zorlayan, biraz önce Güntuğ da bahsetti, gösterdi. Herhalde Kenan da katıldı burada, katılacaktır. PS'i çıkartmak. Çünkü 4-5 santimden başlıyorsunuz. Ben insizyonu büyütmek konusunda çok şeyim, takıntılıyım. Gerçekten 6 santimden daha küçükten çıkmıyor. Daha önceden D'Amico ikiye böldüğünü söylüyordu. Göktürk de paylaştı. Pneumonektomi yapıp içeride de stapler'la ikiye böldüğünü söylüyordu. Dolayısıyla hani ama o da çok kötü bir yöntem bence. Fakat şunu söylemek lazım. Bütün konuşmacılar belirtti. Bence yani pneumonektomi her zaman biliyorsunuz rezeksiyon sonrası hastaların beklediğinizden daha kötü gözüktüğü bir ameliyat. Ama bence Watts pneumonektomi sonrası hastalar açığa göre daha iyi gözüküyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Genel durumları daha iyi hastaların. Ben normal pneumonektomide 4-5 günden önce çıkartmaya cesaret edemiyorum ama Watts pneumonektomide 2. 3. günde sanki hasta çıkabilir gibi gözüküyor. Çıkarttık mı 2. 3. günde galiba bir tanesini çıkarttık ama galiba diğerlerini 4-5 gün bekledik. Ama sağ tarafta ana pulmoner arteri herhalde siz de Muzaffer şey yaptınız. Yani ana pulmoner arteri değil de önce anterior trunk'u sonra diğerini bağladınız. Sanırım o daha güvenli gibi oluyor. Bunları paylaşmak istedim. Teşekkür ederim. Ben bir soru sorayım. Çok buyurun efendim hocam. Azivasları bağlamak sağ pulmoner arteri dönmede bir kolaylık sağlar mı? Evet, bunu da şeye soralım, Kenan Cancelen'e soralım. Kenan, azigosu kesmek pulmoner arteri şey yaptığında da faydası oluyor mu? Abi hiç öyle azigos bağlayıp da pulmoner arteri döndüğünüz durum olmadı. Yani çok bir sıkıntı yaşamıyoruz aslında. Yani sağ tarafta en fazla trunkusla kanun bazeli ayrı ayrı şey yapabiliriz, alabiliriz. O da çok rahat yeterli oluyor yani. Çok azigosu bağlamaya gerek kalmıyor İrfan Hocam. Anladım. Yani bizim yukarıda oluyor efendim. Bir şey anterior trunk'u kesmek yerine azigosu kesmek mesela. Anlamadık abi, bir daha söyle. Abi niye? Ben hayatımda hiç azigos veni kesmedim. Hiç. Hiç kesmedim. Yani hiç kesmedim abi. Hiç ihtiyaçlı duymadım. Anterior trunk'u önce atarım. Sonra da pulmoner arteri atarım. Yani niye? Yapmamıştır o zaman. Tamam hocam, yapmadım daha peki. Ama ben azigosların tümörün üstü oldu. Efendim abi. Daha üstün bir teknik mi yani azigosu kesmek? Hastanın gereksiz yere venini kesmek. Kardan
Özeksiyonlar için diyorsun Rıfan abi muhtemelen. Evet, ben özeksiyonu. Sağ üstü obektomi. Azgosbek tümörün içinde olabilir o köşe tümörleri. Çok oluyor hem de. Hocam. O açık cerrahide kesilebilir ama VAT'ta karın rezeksiyonu daha nasip olmadı abi. İlk yaptığımızda söyleyeceğiz sana kesip kesmediğimizi. Azgosbek hiç kesmemiş hayatında da arkadaşım onun için. Hocam abi, ben kesmedim. Kesmeden yapar abi ne olacak? O da zaman antirektörü önce atarım sanırım. Erteler atarım abi. Ne yazık olsun keseyim. Harika rezeksiyon yaparsan yaparsın tabii elde sağlık. Tamam abi. Bir gün gel yapayım ben rezeksiyon sahte olduğunu sen herkese söyle abi inşallah. Ha? Sonra benim de elimi ve gözümü bağlayalım. Ben tek elimle. Ben İrfan Hocam için bir şey söyleyebilir miyim? Mesela bugün yaptığımız bir tane pneumotomi tamamlama vakamız vardı. 2 yıl önce bilobektomi inferior yaptığımız hasta. Şimdi üst lobdaki tümör pneumotomi tamamlama için. Ama o kadar çok yapışıktı ki üzerine tedaviler görmüş. Biz sadece perikard içinden çalışabildik. Yani perikard içinden çalıştığımız için vena cava ile azigosun olduğu bölgeyi serbestlemek adına çünkü artere ulaşmak için mecburen oraya geçmeniz lazım. Azigo kaval bileşkenin oradan azigosu iptal edip sonra pulmoner artere ulaştık. Yani o şekilde perikard içinden gittiğimiz vaka bugün oldu, açık vakasıydı ama bizim VAS pneumotomilerde öyle bir ihtiyaç duyan bir vaka olmadı. Bak oluyormuş. Yaşta hepinizden büyüğüm. Zaten kompleşin pneumotomide ideal olanı, doğru olanı perikard içinden gitmek. Dışından uğraşmamak lazım. Hele böyle kemoterapi, radyoterapi görmüş hastalarda hiç uğraşmayın. Direkt perikard içinden. Sizin için en ideal, en bakir yer orasıdır zaten. Bir soru daha var. Pneumonektomilerde tüpün klemplenmesi olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben bunu ek olarak da sorayım. Tüp koymadan çıktığınız olgular oldu mu? Göktürk, seninle başlayalım. Genel olarak direnli çıkıyorum. Direni 24 saat tutup 24 saat ertesi gün yoğun bakımdan çıkartırken ya da ertesi gün yoğun bakımda da kalsa direni o zaman alıyorum ben. Saatli klempliyor musunuz yoksa hep açık mı kalıyor diren? Diren hep klempli kalıyor. Özellikle medyasını hareketi engellemek için direni ilk zamanlarda hep bağlı tutuyoruz. Ara ara açıyoruz. Evet Gamze biz nasıl yapıyorduk? Biz de hocam saatlik direnaj takibi için direni açıyoruz. 10 dakika kapatıyoruz yeniden. Biz de kapalı takip ediyoruz. 24 saat sonra herhangi bir problem yoksa çekiyoruz. Güntuğ siz nasıl yapıyordunuz? Hocam günde rutin bir sabah vizitinden önce bir akşam vizitinden önce ya da sonra ya da esnasında iki kez. Ama tabii medyasta bariz bir shift gördüğümüz durumlarda ya da sık bir şekilde pozitif ya da negatif kaldığını gördüğümüz durumlarda gün içinde bu iki sayısı 3'e 4'ü olduğu da oluyor. Ankara tıp ekolü açık takip eder. Yani o ekol öyle takip ediyor. Demek ki öyle de oluyormuş yani. Ben görmedim, takip yapmadım. Biz de kapatırız ama Ankara tıp ekolü de öyle yapıyor. Olur tamam yani. Aramıza yani. Koymayan oldu mu acaba? Pneumonektomiye şey koymayan oldu mu ya? Hiç bir ara Asım abi koymamıştı. Bir, hatırlıyorum bir hasta yıllar önce ama başka da hiç hatırlamıyorum Türkiye'de. Sen mi koymuyorsun? Oktay Hoca. Oktay Hoca'nın zamanında hocanın yaptığı vardı iki vaka ama ondan sonra o da yapmadı yani. Koymadı ondan sonra. Yani öyle bir... Ameliyattan sonra yoğun bakımda mı direni koydunuz? Nasıl hocam? Ameliyattan sonra yoğun bakımda mı koydunuz direni? O iki vaka yani. Yok bir tanesini hiç kullanmadık. Gerek kalmadı. Diğerinde çift tahtamı. Niye vardı yani? Postop erken dönemde diren koymak zorunda mı kaldınız? Ya, çift tahtamı fizeminden dolayı mecburen diren koymak zorunda kaldık. 24 saat direnli kalmasının hiçbir mahsuru yok yani. Evet. Ya pneumonektomi, VAT'la pneumonektomi hiç karşı çıkan yok mu? İrfan abi sen bari karşı çık. Tartışma olsun, hiç tartışan yok. ben muayenehaneci bir hekimim. Hiçbir şeye karşı çıkmam. Peki. Başka kim var göremiyorum. Şu ekranı tam görsem aslında ben kişilere... Ben ekranımla açık direnle takip ediyorum ama yani, gıcık şey olan, püür olan içerisinde hastayı ameliyat ettiğim zaman açık direnle takip ediyorum. Bir ay içinde medyasten geliyor, yapışıyor torakslarına. Direnle öyle alıyorum. Çağatay'ı görüyorum. Çağatay, sen nasıl davranıyorsun Çağatay? Çağatay da minimal invazide çok
deneyim olan bir arkadaşımız. Rica ederim. Merhaba, merhaba. Sesim geliyor. Geliyor. Merhaba abi. Yani Muzaffer abi, sizin yaptığınızın aynısını yapıyoruz açıkçası. Diren koyuyoruz. Bir gün duruyor. Saatte bir açıyoruz. Başka da bir tane ilginç hastamız olmuştu bu konuda. Onda da bir sunum yapmıştım. Karinal siliv yaptığımız bir olguydu. Sol torakoskopik pnömoniktomi yaptığımızda sağ torakotomi ile karinasını onarmıştım. Bir de tam tersini yapmıştık. Öncelikle sağdan karina rezeksiyonu yapıp soldan lobu çıkartmıştık. Böyle iki tane ardışık olgumuz olmuştu ama bunların devamı gelemedi. Biz de hani minimal invaziv torakoskopik pnömoniktomide böyle iki tane olgu sunumlu deneyimimiz olmuştu. Tabii postopları bu hastaların çok mükemmel seyrediyor yani. Sanki hiç pnömoniktomi yapmamışsınız gibi oluyor gerçekten. Ben bir soru sorabilir miyim herkese? Buyurunuz. Pardon, İrfan abi konuştu. Şimdi göğüs cerrahisi Amerika'da, üniversitelerde, Avrupa'da sanatoryumlarda gelişmişti. Türkiye'de de göğüs cerrahisi sanatoryumlarda gelişti. Hepimiz aşağı yukarı büyük çoğunluğumuz sanatoryumda yetişmesiyiz. İlgaz hariç, o biraz sosyeteye kaçıyor. Onun için hepimizin hasta takibi 3 aşağı 5 yukarı aynı. Enfeksiyon cerrahisi ağırlıklı, özellikle belli bir yaş grubunun üzerindekiler çok sayıda enfeksiyon cerrahisi de yaptığı için hasta takibimiz 3 aşağı 5 yukarı aynı yani. O değişmez ameliyat sonrası. Aynen. Ben bir soru sorayım. Üzeri dediğin tek yaş grubu sen varsın tek başına. Başka yok. Diğer katılanları lütfen bak. Yani lütfen çoğu konuşma. İki benim ihtisasımın başlangıcı da yedi kuledir. Üçüncü senemde ben Siyah Mersi'ye geçtim. Onun için sosyeteyi sonradan oldum abi sosyete. Sonradan görmezsin yani. Bir şey daha söyleyeyim. Tabii ben sonradan gördüm abi. Üçüncüsü ben de kesinlikle %100 krem koyuyorum ama bir tek yaptığım bir şey var. Hemşirelere veyahut da postop yoğun bakımcılara hep şunu söylüyorum. Şu klempi yatağın dışına koyun. Yorganın altına koymayın. Yere yakın koyun. Eğer kan dolarsa görün. O klempi oraya koymanın en büyük handikapı o. İçeride bir kanama olursa kanamayı eğer klemp yorganın altındaysa kaçırıyorlar. Hep yatağın dışında yarım metre altına koyuyorum. Ki eğer kan dolarsa görsünler. Ha, günde iki kere üç kere değil. Benim prensibim pnömonektomi yapılmış hastaya en aşağı yarım saatte bir oturtup üç kere dört kere öksürtüp tekrar klempletiyorum. Yani içeride biriken kanı boşaltmak için. Deminki konuştuğu tartışı da onun için söyledim abi. Şunu sormak istiyorum. Gayet hiçbir problemi olmayan bir hasta, bu Watts pnömonektomi ya da İrfan abi normal açık pnömonektomi. Direninde çekecek gibisiniz. Drenaj da iyi. Hastayı kaçıncı günde rahat olarak gönderebilirsiniz? Mesela birinci günde de direnini çektiniz. Hastayı ikinci günde gönderebilir misiniz? Şunun için de soruyorum çünkü garip bir şekilde postop hastalarda, pnömonektomi hastalarında, Watts'ta da oluyor. Bizim çok daha kısıtlı deneyimimiz ama görüyoruz. Bir taşikardi oluyor, atrial fibrilasyon olmasa bile. Postop birinci günü 12. saatinde 80-90 alan nabız, ikinci günü 110-115-120 oluyor. Bir aralar Muzaffer de hatırlar, digoksin dijital rutin veriyorduk. Sonra bu konuda bir çalışma vardı. Sonra dijitalden vazgeçtik çünkü daha kötü aritmiler oluyor. Galiba kardiyologlar da dijitalden bayağı bir uzaklaştı. Güvenli olarak mesela ikinci günü, üçüncü günü hastayı gönderir misiniz? Bunda bir şey olmaz diye. Tabii pneumonektomiyi takip etmek şeyden daha kolay. Lobektomiden. Hava kaçağı yok. Uzamış hava kaçağı hiç yok. Dördüncü günde falan gönderiyoruz ben genelde. Ama özellikle perikard açılmışsa kazara veya bilerek, onlar da böyle postop en sık gördüğümüz komplikasyonlardan biridir. Aritmilerdir biliyorsunuz. Allah'tan elimizde kordoron gibi bir ilaç var şimdi. İnfüzyonunuzu veriyorsunuz, düzeliyor çabucak ve ondan sonra yoğun bakıma alma gereği de duyuyorsunuz. Eskisi gibi dijital kullanılmıyor. Eskiden biz de dijital kullanılmıyor. Evet. Cenk, sen bu vaksiyon aktörü konusunda deneyimin var mı? Ne düşünüyorsun? Hocam, benim yaptığım iki tane var.
İkisinde de biz Trakya'da açık takip ederek trenleri. Yani o şekilde takibini yapıyoruz. Ertesi sabah yoğun bakımdan servis alırken trenini alıp o şekilde alırız. Akif hocamın dediği gibi hani üçüncü günde bazen insan göndermek istiyor. En erken dördüncü günde gönderdim. İçim rahat değildi. Onu da iki gün sonra tekrar kontrole çağırdım dördüncü günde gönderip. Bu şekilde. Çok hani ikiden fazla bir deneyimimiz yok bas spinomenektomide. Levent sen bir şey söylemek ister misin? Yani biz 4-5. Günden önce göndermiyoruz. Hatta pneumonektomi olan hastalar çok rahat oluyor. Solunum fonksiyon testi falan değilse direnini çektikten sonra bazı hastalar var ki 1. günde bile gidebilecek gibi. Ama buradaki önemli olan şey 1. 2. günde göndermek değil. Bu hastalarda organ kaybı olduğu için ciddi bir hemodinami nasıl regülasyon oluyor hastada. Sonuçta ana pulmoner arteri klempliyorsunuz. Sonuçta içeride bir pulmoner hipertansiyon gelişiyor. Bir şeyler gelişiyor. Ve bunun oturması için belirli bir süre geçiyor. Ve hastalarda gerçekten de şey gelişecekse, ritim problemi gelişecekse de 3. gün falan gelişiyor. Hemen arkasında gelişmiyor. Atrial fibrilasyon falan. Onun için hani bana 2. Peki yapacaksın 4-5. Günden önce göndermemek lazım diye düşünüyorum. Biz bir soru sormak istiyorum. Evet. Sanatoryuma başladığım zamanlarda eskiden kalmalı sandım. Pneumonektom eşittir 15 gün hastanede yatar. Bronşitis olacaksa tamam görmeden önce olsun. Görelim müdahale edelim. Buna yetişeniniz oldu mu? Bizim zamanımızda 90'lı yıllarda abi bir hafta yatardı. 7 günden 8 günden önce yollamazdık açıkçası. Ama hastamız azdı da o yüzden. Yani ona bakardık. Baba bize bakardı, biz ona Muzaffer, bakardık. Muzaffer, ben bir soru sordum. Muzaffer, ben bir soru sordum. Yazı yazdım ama görmedim. Pneumonektomi yapılan hastalara erken dönemde herkes heparin yaptırıyor mu veya yaptırmıyor mu? Veya kaç saat sonra heparin yaptırıyorsunuz? Kullanıyor musunuz, kullanmıyor musunuz? Merak ettiğim için sordum. Biz rutin olarak heparin mi dedin abi? Düşük ağırlıklı mı dedin? Evet, nerede? Düşük ağırlıklı. Düşük ağırlıklı yani Clexen türevi şeyleri biz rutin olarak büyük cerrahilerde kullanıyoruz abi. Yani bir pneumotorakslarda kullanmıyoruz genç hastalarda. Onun dışında bütün hastalarda preoperatif akşam saat 8-9'da hastalarımıza yapılır. Ertesi günkü şeyi Clexen yapılmasına nöbetçi ekip karar verir. %90 hastamıza yapılıyor. Tamamlayıcı pneumonektomi, çok yapışık pneumonektomilerde vesaire gibi eğer kanama meyilli varsa bir doz atlıyoruz. Çünkü onlara varis çorabı da giydirdiğimiz için atladığımız vakalar oluyor. Bu arada 3. 4. gün kanamanız oluyor mu? Evet oluyor. Heparin başı 3. gün yaptığımız hastalarda sızıntıyla bazen ne yazık ki hematomlarla karşılaşıyoruz. Başka hiç sebep yokken. Sadece düşük ağırlıklı şeye bağlıyoruz yani Clexen ve türevlerine. Yani, bir de rutin yani. Benim kendi pratiğimdir aşağı yukarı 20 seneden beri öyle. Her haftaya mutlaka enoksiparin yaptırıyorum. Gece 12'de nöbetçi hekim eğer kanaması yoksa hastanın ilk dozunu posta dönemi için yapıyor. Sabun yoluncaya kadar da hastalara enoksiparin profesi uyguluyoruz yani. Bunu ben alışkanlık haline getirdim. Biz klinikte rutin olarak bu şekilde uygulanıyoruz. Evet, Emre Tuncu arkadaşımız da göğüs cerrahisi derneğine, ekibine, hocalara ve Akif'e özellikle teşekkür etmiş. İsa'yı görmüştüm. İsa Döngel. Ya, ekranın tamamını göremediğim için bazılarda isim çıkmıyor. O yüzden atlarsan kusura bakmayın. İsa senin fikrini de alalım. Bu arada konuşmak isteyen varsa buyursun. Çünkü artık 21.39 yavaş yavaş herhalde ne dersin İrfan abi kapatırız herhalde değil mi? Zaten kapalı bir oturum ya, toplantıya. İyi o zaman ben sıkıntı yok. Yani. İrfan pardon İsa Döngel herhalde ayrıldı galiba. Ben bir söz alabilir miyim? Kapatın. Buyurunuz. Levent abi ben. Bu minimal invazifteki çalışma arkadaşlarımı kutluyorum. Yürütme kurulunda Akif Hoca var, ben varım.
Buğra var, yani... Cemal ve Cenk var. Burada yani yapılması gereken bir takım şeyler olduğu zaman bunların hazırlığını falan arka plandaki arkadaşlarımız çok da emek harcıyorlar. Ben onlara buradaki güzel oturumdan dolayı da arka plandaki çalışan arkadaşlarıma da teşekkürlerimi iletiyorum. Onların emeğini de göz ardı etmeyelim diyorum. Evet. Alo, Müzaffer abi, iyi akşamlar. İsa galiba. Abi, İsa, iyi akşamlar. Buyur. Benim mikrofon sesi kapatmıştım da kusura bakmayın. Abi, tüm sunumlar... Fenomen öktömüyle, Watt fenomen öktömü, Anadolu... Burada bir üniversitede olan bir arkadaşımızsınız. Sizin de fikirlerinizi rica ediyoruz. İrfan Hocam anlattı. Yani senatoryum merkezleri gibi değiliz periferde. Üniversiteler maalesef hepsinin benzer şeyler olduğunu düşünüyorum. Bas lobektomileri yeni yeni yapmaya başladık ama pneumektomi noktasında bir tecrübemiz yok. Çoğu merkezin de olduğunu düşünmüyorum yani. Belki çok donanımlı merkezi yerler olabilir. Ama bu işin merkezi senatoryum var yani. Oralardan belki yeni yetişen arkadaşlarla birlikte gelişecek. Ama çok güzel. Ben gelecekte yaygınlaşacağını düşünüyorum. Yani çünkü tecrübe ettikçe, işte stapler kullandıkça, bizim asistanlarımızda o staplerları bastığımız zaman açılacak mı diye açıkta bile bekliyorduk klemple. Şimdi çok yaygın kapalı pneumektomilerde kullanılıyor. Bence tecrübeyle ve zamanla gördükçe alışılan bir durum gibi diye düşünüyorum. Ama bu kadar pneumektomi yapılmış mesela toplasak toplam pneumektomi 500 olur yani. Mesela hiç bunlarda kanama kaçında açılmıştır? Yani tüp konulmasa yani 500'de 3 müdür 5 midir? Bunların verisi olabilir. Kanama nedeniyle kaçı tüpten kan geldi de açtık diyebilecek kaç vak vardır bilmiyorum. Ama çok değil sayı. İşte bir tane size Cemal Gil açtı deriz. Genel olarak da çok olduğunu düşünmüyorum. Belki bu tüpün konulmasını ya koymadan da çıkalım denebilir gibi diye düşünüyorum. Sizin fikriniz nedir İrfan Hocam? Hangi konuda? Ya mesela tüp koyma konusunda toplam işte 110, 130, 150, 3 tane senatoryum İzmir, 7 kulası... Tüp koymayan var mı ki içimizde? Yani bunun neyini i̇şte, hayır yok ama belki bunlar biriktirilse koyma birisi başlasa konmadan da çıkılabilir olacak. Yani aç kanama olmadığından çok fazla eminsen olabilir ama o zaman ilk arzum bize oldu onun için koyduk diyor. İşte ha belki daha ince bir şey konulabilir. Yani tüp yerine kateter konulabilir. Yani tüpün en incesi daha sadece pik değil benzeri bir şey olabilir tüp yerine. Çünkü kanama nedeniyle açılan çok vaka yok bu kadar sayı içerisinde. Genel kanama yani tüp konulması tarafları. Ya Muzaffer abi tecrübe olmadığı için diye düşündüm ben yani. Zamanla birileri koymamaya başlasa buna da alışacağız. Çünkü staplere alışıyoruz. Pneumektomi de yaygınlaşacak. Bence elinize emeğinize sağlık. Buradaki tamam. Çalışan tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz. O kadar stepler alıştık ki elle dikmeyi bilmez oldu endoskopik cerrahıyla uğraşan arkadaşlar. Yani gereğinde broşu elle dikmeyi de bilmek lazım. Gereğinde damarı elle dikmeyi de bilmek lazım. Yani dünyanın bir hali var. Öyle haller var ki stepler koydun, yırtıldın, mecbursun yine elle dikmeye vesaire vesaire. Ama biz bunları öğretmiyoruz diye. Sabah abi ben Aykut bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Zaten hani Watts için konuşuyoruz. Kamera portundan diren koyuyoruz. Ekstra bir kesi yapmamış oluyoruz. Bir de aslında hocalarımız getirdi. Yani diren cerrahın sigortasıdır diye. Düşük molekül ağırlığı da verince kanıyor bu hastalar. Yani direnle de bir şekilde direnle veya kanamasını da görmek lazım. O nedenle yani ekstra bir kesi de yapmıyorsun. Torakotomi için belki söylenenler hani tartışılabilir ama diğerinde zaten tam o raportundan koyuyorsun. 24 saatte de alıyorsun. Evet. O nedenle direni ben uygun görüyorum. Son artık sorular. Atilla Pekçolaklar herkese teşekkür etmiş ve Serdar'ın bir sorusu var. Bununla kapatalım diyeceğim ama Serdar'ın sorusu kayboldu. Buradaydı aslında. İnsizyon geniş olduğu evet, PS'i dışarı almak için hem insizyon hem de interkostal kas kesesi mecburen büyütülüyor diyor. Kapatır
kapatırken kod yaklaştırma sütununa ihtiyaç duyuyor musunuz? Göktürk senden alalım. Kapatırken koyuyor musunuz? Biz açıkçası bazı vakalarda koyuyoruz. Yani ben yedikle şey bizim kendi deneyimimizi söyleyeyim. Hatta bazen lobektomide bile koyduğumuz oluyor. Ben interkostali bazen büyütüyorum gerçekten. Ben aletlerin rahat hareket etmesini istiyorum. Bazen koyduğumuz oluyor. Hem lobektomide hem pneumonektomide. Evet, Göktürk. Ama işte o sizin koyduğunuz sütürler ağrı sebebidir. İrfan abi ağrısı olacak diye adamın da yani ben de rahatımdan şey yapamıyorum. O zaman küçük yapıyor. Ne yapalım abi? Basın bir üstünlüğü kalmıyor o zaman. Şimdi yok, yapma abi. Ağrısı az olur diyorsunuz. Erken kabul olur diyorsunuz. Olmuyor ağrısı. Kort yapmıştırıcı sütür koyuyorsunuz. Ne anladık bu işten? Alfred Toker lobektomi yaptı sonra şeyi çıkaramadı. Koydu ekratörü, çekti çıkardı. Ne yaptın adam? İrfan abi sen de çok gaddarsın ya. Hemen gömdün bizi. Allah Allah. Her vakaya koyuyoruz demedik. Arada ihtiyaç duyduğumuzda koyuyoruz. Allah Allah. Sütür koyuyorsan o artık basit endoskopik cerrahi olmuyor. Ne olur abi? Ne olur? Torakotomi ile aynı ağrı yaşar. Allah'ın söylesin. Olur mu ya? Yapma sen de. Hemen gömme. O kadar da değil ya. Yani gerekirse bazen konuluyor. Çünkü biz Yedikule ekibi olarak yüzlerce vaka yaptık. En az 2-3 tane o küçücük 3 santimlik 2 santimlik insizyonda akciğerin herniye olduğunu gördük. Birisini de önümüzdeki günlerde tamir edeceğiz. Yani oluyor bunlarla karşılaşıyoruz. Ne yapalım? Şüphelendiğimiz, içimizi rahat etmeyi durumları da koyuyoruz tabii. Bu işin masterını yapmıştır Buğra. Buğra ne diyor bu konuda? Evet Buğra hocam. İrfan Hoca Buğra Hoca'ya top atıyor. Bu arada şu soruya Buğra bağlanana kadar Göktürk ne diyorsun? Interkostale koyuyor musunuz? Tabii interkostale koymuyorum ama sizin söylediğiniz gibi son zamanlarda herniasyonlar çok gelmeye başladı. Eğer interkostal mesafeyi çok fazla aşmışsanız bazen öyle oluyor. Gerçekten ekartör de gerekiyor. Bebek ekartörleri büyük çocuk. Yani kod mesafeleri çok dar oluyor gerçekten. Parmak girmiyor neredeyse. Onlar da belki uygun olabilir. Ben rutinde yapmıyorum ama herniasyonlar da sık olarak gelmeye başladı. Yani son 2-3 tane görmeye başladık. Evet. Yuntuğu siz koyuyor musunuz? Hocam özellikle lobektomileri de siz az önce bahsettiniz. Bizim de bir çalışmamız vardı benzer konuyu. 5 cm üstü tümörlerde vas lobektominin uygulanabilirliği ile ilgili. O tarz büyük tümörlü vakalarda insizyonu genişlettiğimiz için sadece insizyon da değil, interkostal mesafenin kendisi de büyüyor piyesi çıkarmaya çalışırken. Evet. Bu tarz vakalarda yaklaştırma sütürü koyduğumuz oldu. Evet. Daha gördüğün gibi Buğra hocam, geldi mi? Geldi yani hocam. Herkese iyi akşamlar. Hocam aslında dürüst konuşmak değil, muzaffer bir çalışma ama ben vasfemektomi sevmeyen bir insanım. Bunu birçok yerde söyledim. Benim kişisel görüşüm gerçekten sizin şansını çok iyi değerlendirmesi biraz bence zor geliyor. İkincisi de hocam geri geldiğinde o lob çıkmıyor. Yani bizim Muzaffer abi hatırlayacaktır. Bir saatte bir tane vakayı bir saat lobu çıkaramadığımız olmuştur. Mecburen en son insizyonları artık Muzaffer Hoca büyütün. Yani olmuyorsa birkaç santim daha büyütün deyip işte 7 santime çıktığınızda o akciğer herniye oluyor hocam. Yani o çok zor herniye olmaması. Koyduğunuzda tabii ağrı da artıyor ne yazık ki. Zaten çok fazla yaptığımız bir aslında şeyimiz yok. Toplam hani 20 okuluk bir şeyimiz var. Belki bunların 2-3 tanesine konmuştur ama koymayıp da vas lobektomilerde herniye olduğunda o da aslında ekstra bir sorun yarattığı için. Yani eğer insizyonunuz gerçekten 5 santim üzerindeyse koymak evet mantıklı oluyor hocam. Hani interkostal çünkü içeriden belki 13-14 santimden fazla açılmış oluyor. Bu konuda Muzaffer Hoca'ya katılıyorum. Ama ağrıyı arttırıyor mu? Çok çok arttırıyor. Bu da işin gerçeği hocam. Bu biraz artık hocam şey hani yapmalı mıyız yapmamalıyız biraz cerrahın kendini tercih hocam hani bence kendini güven alması gibi bir evet. Şey bence yani o hastayla sorun yaşama sonuçta benim dediğim oldu yani torakotomiyle aynı oldu olmadı yok. Aki sen ne yapıyorsun? Hiç koydun mu interkostale yaklaştırma? Biz bir de uniportal yaptığımız için interkostalle kenarından şeye direnin kenarına koyuyoruz. Ama her hastada değil, biraz büyük olan hastada, büyütülen hastada, 6 santim, 7 santime gelen hastada
Ama şeye değil, Costa'dan değil, direkt olarak interkostale. Dolayısıyla Costa'yı çekmiyoruz. Costa'yı çekince yani kotun altından koyduğunuz zaman gerçekten ağrılı oluyor. Ama onun dışında ağrı pek çok fazla olmuyor açıkçası. Ama şey tabii direni alttan koyunca da orada birazcık üstten üste kalmış oluyor diren. Gaz abi siz koyuyor musunuz? Yani ekartör koyduysanız yaklaştırma sütürü koymak gerekiyor. Yok yok ekartör koymadım. Alexis ekartörünü koyuyoruz abi Alexis ekartörü. Normal. Alexis koyduğum neredeyse hiçbir hastaya yaklaştırma sütürü koymuyor. Ha, ama bazen çok özel kot aralığı geniş olan hasta var. Şuna katılmıyorum. İnsizyon 5 santim, insizyon 7 santim oldu değil. Kot aralığı güzel yakınsa hastanın. Masayı düzelttiğiniz zaman. Güzel kapanıyorsa o hastaya ben koymadım. Ama ekartör koyduğumuz zaman muhakkak yaklaştırma koyuyorum. Kenan sen söz istiyordun. İrfan Hocam. Ağrı konusunda şimdi birincisi 6 santimi genelde geçmiyor bizim insizyonlar. Yani en pneumotomi için 6 santim. Ağrının insizyonun ağrı için yok ki. Yok hocam ağrı için de şunu söylüyorum. Yani bizim yaptığımız biz alttaki kotu deliyoruz hocam. Yani alttaki kotun interkostalin altından geçmiyoruz. Kotun ortasından delip üstteki kotun zaten üzerinden geçiyorsunuz. Koyduğunuz sütür hiçbir şekilde interkostali zedelememiş oluyor. Yani benim en büyük artısı yaptığım işin bu oluyor. Ağrıyla ilgili ciddi sıkıntı olmuyor. Tamam senin gibi yapan kaç kişi var? İrfan abi kamera yüzünü alır mısın? Sadece ismin görülüyor. Şöyle gör. Yani Kerem'in yaptığı gibi ben yapan kaç kişi var? Ben söyledim herkes yapar artık hocam. Ya artık İrfan abi işte biz de öyle yapıyoruz belki ne biliyorsun Allah Allah. Yani bu kuraldır bunu eski. Giden şeyler vardı. Sorokotomi yaptığımızda lımbalar vardı. Kotları delerdik abi tıkır tıkır ağrısı olmaz ya, diye atladık. Yapmayın beni kadına bastınız. Yani kotu delip de şey yapıyor. Muzaffer ağrı sebeplerinden biri İrfan abi. Ağrı sebeplerinden biri kotun altından üstten geçilen dikişler değil sadece. Siz interkostal aralığı, vertebral aralıktan ayırıyor musunuz birbirinden? Ekartör koyduğunuz zaman. Yoksa direk koymuşsun veya altından üstünden geçmişsin o ayrı bir şey. Ama esas ağrıyı yapansa hep sizin kotları birbirinden ayırmanız. Tamam. Koyduğunuz yani sütür değil, yaklaştırma sütürü değil yani. Tamam, ekartör bir ağrı sebebidir ama sütür de bir ağrı sebebidir. Dirille koyarsanız dediği gibi Kenan'ın ağrı sebebi değil. Bazen o sütürlere o kadar sıkı konur ki iki kot birbiriyle operasyonda görürsünüz. İki kot birbirine kaynar şey olur, sileşi olur. Tek kot gibi yapışır. Onun arasındaki sinirin ağrısını düşünün. Aylarca ağrı polikliniğine gönderdiğiniz hastalar olmuyor mu? Ya hocam sen şimdi öyle söylüyorsun ki buradaki 70 kişi diyorsun ki niçin koyuyoruz? Ya kimse koymuyor. Mecbur kalırsa koyuyoruz diyoruz. İlper abi. Elbette koymuyoruz diyoruz. Mecbur kalırsa ne yapalım yani koymayalım onu mu söylüyorsun ben anlamam elbette kotu delmek en güzel kotu da deliyor koymaman lazım interkostalleri dik ayrı dik yani tek tek 2-0 3-0 sütürle dik kestin interkostalleri abi dikiyoruz ya biz de biliyoruz bir şeyler yani herkes dikiyor burada konumuz bu yani kotlar yerinden ayrılmadı ki. Kotlar olduğu yerde duruyor. Niye yaklaştırma sütürü koyuyor? Ekartör koyma. Hocam bizim hastanemizde yani son 3-4 yılda 700-800 tane watt redeksiyonu yapıldı. Ben sana diyorum ki ben kendi gözümle daha birini geçen hafta gördüm. 5 tane interkostalden böyle pırt pırt akciğer çıkıyor. İnsanlar rahatsız oluyor. Bunu görünce biz de diyoruz ki arkadaşlar biraz daha dikkatli olalım. Böyle vakaları interkostali çok açarsak özellikle pneumonektomilerde interkostali açmak zorundayız. PS çıkmıyor çünkü. Bunlara koyuyoruz. Bunu hiçbir biz üçüncü gün taburcu ettik şimdiye kadar da benim çok ağrım var. Ben kıvranıyorum. Ağrı merkezine gideceğim diye hiç kimseyi görmedik İrfan abi. Var var. Öyle değil. Yani, sende o varsa bizde yok abi. Yani bir mecbur kalırsak koyuyoruz. Başka söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Saat 10'a geldi. Zaten, son olarak şunu söyleyeyim. İrfan abi. Ben bir kere ölçtüm 68 santimdi.
Hiçbir 12 santimin üzerinde olmuyor torakotomilerin. Öyle ha? Mi? Yani onlar iyi cerrah, bir sahte cerrah ama yapacak bir şey yok. Anlamadım. Bak, Mustafa, Muzaffer kapat artık. Gene sataşacak bana. Kapat, kapat Muzaffer. Hadi iyi akşamlar. Artık kapatalım istersen. Çünkü abi her gelen soru yeni bir tartışmayı açıyor. Sabah kadar durdur bana abi. Mart'a sakla kendini. Bak bir de şey kongresi var. Görüşüyorlar. İki tane kongrede görüşürüz. Tamam, ben oralarda hep... ben oraya kadar yine bir şey yaparım. Kıl sorular hazırlarım sana. Muzaffer şey tartışma istiyordum bak. Amerikalıların dediği gibi ne istediğine dikkat et. Hemen tartışma oldu. Evet. Özlemişiz İrfan abiyle böyle tartışmayı. Evet İrfan abi ben herkese başkanımıza, Akif'e, size herkese teşekkür ediyorum. Siz buyurun kapatın. Siz son cümlenizi, son konuşmaları yapıp siz kapatabilirsiniz abi. Sonuç olarak ben yaşlı bir cerrah. Ben yanlış düşünüyor olabilirim. Hatalı düşünüyor olabilirim. Estağfurullah. Herkese iyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Bir iki soru geldi artık onları sunmuyoruz. Herkesin ağzına emeğine sağlık. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.